7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Yani vicdanınızla mı verdiniz o puanı? Yani gördün zaten, yiyemedim bir şey. Sıradan basit bir sunum. Ne bekliyordunuz pardon? Arife Hanım'la uğraşacağız Kadir'ciğim. Ebru ablayı bıraktı, şimdi Arife Hanım'la mı uğraşıyoruz? Ne yapıyorsun efendim? Gözüme ilk batan onlar oldu çünkü. İkimiz mi? Evet. Korktun yani. Yok, korkmadım. Korkması da ben herkesin aklından gelirim, sizin de aklınızdan gelirim. Hadi bakalım, göreceğiz. Bugün biliyorsunuz ki küçük bir kebapçı dükkanı edasıyla devam ediyoruz. Ne yani pilavı dediğin hafif böyle hamurumsu olur. Onun o lezzeti olur. Evde göremeyeceğiniz bir terbiye usulüyle yap. Hanımlar da inşallah aromasını beğenirler. Sensi bir küçük bir çiçek olabilirdi. Çiçek ya, ben çok gereksiz buluyorum. Domates rengi değil bu, çiğ. Evinizde 2 saat süreyle yarışıp yemek yaptığınız oldu mu hiç? Vallahi süreye tutsam 2 saat bile sürmez. Bir de hamuruna zaten maya girmez. Bu etler hiç pişmemiş. Bu pişmemiş diyerek gerçekten vicdanınızla mı söylüyorsunuz? Kadir İzli yine hamarat görüyorsunuz ki ya arkadaş, bir insan her şeyden anlamaz ya. Bu ana yemeği Kadir İzli diye iteledi, ben ne sap çocuğum ya. Yalnız bu kızın hiçbir şey olmasa bu pidesi etmesi olur. Ama biraz çabuk olman lazım. Sen kendi hızına bak, ben gayet hızlıyım. Gerçekten eti pişmemiş. Şu meyhane pilavı çok cıvık olmuş. Meyhane pilavı hayatınızda yediniz mi? Tatlı seçimini hiç doğru bulmadım. Hamur olmuş bir tık. Enamarat benimden yepyeni bir haftadan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Tabii ki de bizi özlediniz biliyorum. Hanımlar beyler, bomba gibi yarışmacılarımızla bu haftada yine soğanımızı doğrayacağız. Domatesimizi soyacağız. Soframıza oturacağız. Tabii ki de temizliğimizi de göreceğiz. Haftanın ilk günü yarışmacı Seda Hanım. Genç bir yarışmacımız ama henüz daha tanımıyorum. İçeride şu anda kendisi. Kapının arkasında beni bekliyor. Bomba gibi yarışmacılarımız var. Siz onları kısaca bir tanıyın. Ben de gideyim şimdi villamızın ziline basayım. Seda kapıyı açsın. Kahve sunumundan masasına kadar neler olacak hep birlikte görelim. Hadi bakalım. Merhabalar, ben Seda Koyuncu. 29 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. 11 yıllık evliyim. Ev hanımıyım. Aslen Zonguldaklıyım. Merhabalar, ben Arife Dinç. Malatyalıyım. 3 çocuğum var. 37 yaşındayım. Ev hanımıyım. Merhaba, adım Suzan Erdoğan. 21 yıllık evliyim. 2 çocuğum var. 1 oğlan 1 kız. 47 yaşındayım. Yozgatlıyım. Çerkezim. Ev hanımıyım. Ben Derya Yeşil. Ev hanımıyım. 35 yaşındayım. 2 çocuk annesiyim. 10 yıllık evliyim, Erzurumluyum. Merhaba, adım Ebru Koba, 47 yaşındayım. Ev hanımıyım, 2 çocuk annesiyim, Erzurumluyum, dadaşım. Kız bir de dürbünden bakıyor, benden başka kim gelecek bu saatte? Kadir'cim hoş geldin, hoş bulduk. Sabahlar. Sedacığım, sonuçta Zekeriya Köy'de de olsak bir delikten bakmak lazım. Nasılsın Seda? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Enerjim vallahi, enerjim bana da gelsin inşallah. Hazır mısın? Bomba gibi. Yarışmacılar gelecekler birazdan. Evet. Nereye gelecekler? Söylesenize, içeride oturuyorlar. Ana, benden önce mi geldiler? Kadir Bey biraz geç kaldınız ya, o yüzden yarışmacıları içeriye aldık. Arabada oturuyordum da kahvemi falan yudumlarken anca. Ya. Biraz ağırdan satayım kendimi. Hadi gel bari, gel. Keyif adamıyız. Hem de ben ne keyif. Efsane yemek yaparım, kimse elime su dökemez. Bir yemek yaparım, herkes parmaklarını yer. Sıradan basit bir sunum. Ne bekliyordunuz pardon? Çok sade, hani evde de işte kendimize yapıyoruz. Ev ortamındayız, kendi kendimize yapıyoruz işte. Arife Hanım'la uğraşacağız Kadir'cim. Ebru ablayı bıraktı, şimdi Arife Hanım'la mı uğraşıyoruz? Ne efendim? Gözüme ilk batan onlar oldu çünkü. İkimiz mi? Evet. Korktun yani. Yok, korkmadım. Korkması da ben herkesin aklından gelirim, sizin de aklınızdan gelirim. Hadi bakalım, göreceğiz. Nasılsınız Ebru amcım? İyisiniz çok inşallah. Çok sağ olun, çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Memleket neresi? Erzurum. Gördün. Neresinde? İçinde. İçinde. Evet. Zaten dışından olmak mümkün değil. Hasankaleliyim aslında. Hasankaleli. Evet, Hasankaleli, evet. Hanımlar, bir Erzurumlu var aranızda. Bilmiyorum. Bir onlar Erzurumlu biraz... daha var aranızda. Bir tane daha mı var? Evet. Neresinden? Merkez. Merkez. Evet. Kadir Bey, memleketliler sormuş. Memleketliler sarmış. Göreceğiz bakalım marifetlerini. Bir Çerkez var. Çerkez var. Oo, evet. Memnun oldum Suzan Hanımcığım. Teşekkür ederim. Siz memleket neresi? Malatyalıyım ben de. Malatyalı. Evet.
Niye uzun töktün ha şimdi? Hiç benimle konuşmuyorsun. Ama misafir, sen ev sahibisin ya şimdi, evet. Onların gönlü nedir? Önünde benim olmam lazım. Bugün benim günüm ya kızım. Efendim, biraz dur öne gelelim. Evet. Ama şimdi bütün gün seninle mutfakta olacağım zaten. Aynen. Onları burada gördün değil mi? Evet. İki tabii. Lafın belini kırmıyor mu? Çok doğrusun. Çok ablam tatlısın. Türkçesini nasıl güzel koruyor gördünüz. İlk gün böyle, ikinci gün görürsünüz. Evet, ev sahibimizi tanıyalım. Seda Hanımcığım, nasılsınız öncelikle? İyiyim Kadir Bey, siz nasılsınız? Biz deyiz. Yarışmacı arkadaşlarınızdan güzel elektrik aldınız mı? Çok görüşme fırsatımız olmadı ama şu anlık bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Şu an benim için. Sanki onlar hiç memnun değil gibi. Onlar çok benden enerji alamadılar diye düşünüyorum ama. Kimden? Benden. Hayır, olur mu öyle şey? Bilemem nasıl yansıdı. Memnun değilmiş gibi böyle burnunun ucuyla cevap verdi. Kim? Kadir, genelde Seda Hanımcığım söylüyor. Evet. Ben öyle bir şey hissetmedim. Gayet sıcakkanlı, hoşsunuz. Beni tanımadıkları için ilk ön yargı öyle oluyor. Ya sadece Arif Hanım için değil. Sanki böyle bizi hani böyle şey yapar gibi oldu da böyle. Ne gibi, hani bir önce kalkın gidip gel gibi. Hiç elektrik alamamıştınız gibi oldun da bizden böyle bir... Alamadıysan söyle, tutma yani, içinde. Yani. Kadir, bunları sonra mı konuşsak acaba? Dedikodu diyorsun, yüzüne. Hiç sevmem. Hiç asla. Hiç ya, hiç. Senin hiç. Dedikodu olan yere ben girmem zaten. Aynen. Kimseyi birbirine de takmazsınız. Asla. Hiç. Bak, evet. Kaos, kavga. Hiç sevmem. Böyle birbirlerine düşüyorlar, yüreğim parçalanıyor. Evet. Ay, siz elektrik alabiliriz mi Seda Hanım'dan? Aynen. Aldınız yani güzel bir elektrik. Tabii tabii. Ay ne güzel. Hem de nasıl, sanki bir kiraya var ama. Hiç sömeri gelmedi ama. Umarım cumaya kadar böyle düşünürüz. Yani inşallah karşılıklı kadar ya şimdi. Evet Sedacığım, seni tanıyalım öncelikle birazcık. Dur, az bilgi o daha olsun o da şimdi. Seda Koyuncu ben, 29 yaşındayım, 11 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var. Yalnız bayağı erken evlenmişsin, 29 yaşında 11 yıllık evli. Kaç yaşında evlendin? 18 yaşında. 18 yaşında. Niye acelen neydi o kadar? Ya kocamı buldum, dedim ki bundan başkası benim karnımı çekmez, dedim ki evleneyim bari, kaçırmayayım adamı elimden. Hayır, bundan başkasıyla mutlu olmam değil, benim karnımı çekmez. 18 yaşında nasıl bir karım vardı ki? Biraz böyle şey misin, despot falan mısın, dediğim dedik misin? Biraz var. Biraz değil, bayağı var. Bayağı var, var. Bayağı öyle bir karakterdin, evet. Değil mi? Sanki evet. Böyle evde dediğim evet, dedik. Evet, inşallah yemek yapamaz. Madem deli olsun, yer olmasın. Yani bir fırsat gelmesin hemen. Bunlar sadece iyi dilekler bence. Sadece iyi dilekler için teşekkür ediyorum öncelikle. Bak ev sahibi şey, misafire nasıl iyi niyetle hoş geldin. Ne yapayım, öyle dediyse biraz da öyle deriz. Esnaftan yani kahrın neydi ki mesela? Huyun kötü. Yok, bir kahrım yok ya. Öyle şey olsun diye söylüyorum da seviyorum. Nasıl vuruldum? 18 yaşındasın da tatlısın. Hadi biz tanıştığımızda eşim askerdeydi. He, 20'li yaşlarındaydı. Tabii. Askerde o yaşlarda aynen. Gidiliyor. Biz tanıştığımızdan 3 ay sonra geldi askerden. Öyle görüştük biz. Tabii o zaman biliyorsun bizim dönemi. Hani görüşme çok fazla olamıyor, hafta sonu internetten görüşme. Su balonu falan atıyordu, söyle çıt 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 yazışıyorsun. Aynen, çevrimiçi yazıyordu. Evet. Webcam açıyorsun. Çağrı yapıyorsun. Aynen öyleydi. Siz askerden önce tanıştınız ama. Yok. Askerdeyken tanıştık. Askerdeyken tanıştınız. Yani demedin mi bu adam can sıkıntısına benden görüşüyorsa? Yok öyle olmadı. Ortak bir arkadaşımız vardı. Aynı yerde askerlik yapıyorlardı. Benim eşim... Onu referans gösterdi zaten. Çavuştu. O beni referans göstermiş. E peki aile falan ne dedi? Hani 18 yaşındasın kızım, az dur biraz daha bekleyelim. Daha iyisi belki çıkar. Yani eşimle tanıştığımı ilk babama söyledim. Dedim ki baba bak böyle biriyle hani konuşuyorum. Bilgin olsun, bilgin dahilinde. O iyi bir şey. Tamam, iyi ki söylemişsin. Sonra babamla tanıştılar. Ondan sonra kendi aramızda böyle bir söz yaptık. Ondan sonra Seda kaçtı. daha o sözü niye ettin o zaman kızıcaydın? Yani anlaşmazlıklar oldu. Biz de birbirimizi bırakmak istemedik. Dur şimdi onun baştan desene ama. Yani dedim ki sözlü kız niye bir anda kaçıyor? Demek ki evliliği sen çok istiyordun. Ev hanımı oldun mu peki, çalıştın mı? Yani şöyle, annem çalışıyordu benim. Annem işteyken yemekleri ben, temizliği ablam yapıyordu. Okulu bıraktım. Hani okumuyorum, bari aileye yük olmayayım, çalışayım. Öyle yani, çalışma mesela, hayatım da oldu. Anladım, bazı kızlar var ya mesela evleneyim, evimin hanımı olayım. Hani işe gitmeyi sevmeyin, istedi kocam. Yok öyle hani değil. Öyle bir hayalim mi vardı? Hayır dedim. Hiç öyle bir hayalim yok. Her şeyi yapıyordum ya. Kadir ben belli mesela... Belli ayaklı bir kızdın, anladım. Aynen öyle, aynen öyle. Herkese yetiyordum, herkese yetişiyordum, öyle şey söyleyeyim. Nasıl? Evlenmeyi bilen her şeyi yapmalı. Kendine güvendin madem. Tabii onu biliyorum. Her şeyi bilen. Ay onu rahmetli anneannem çok derdi. Şimdi böyle programda yarışmayı izledim. Ya, aynen. Yarışma programını izlediğimizde hani şey, genç kızı yeni evlenmiş evet. Falan. Şimdi, niye kocaya gitmeyi biliyordu onu mu biliyor? Aynen öyle. Peki senin kızın sözlüyken kaçsaydı tepkin ne olurdu? Vallahi kız benim kızımsa gitmez. Ebru Hanım iddialı kesin.
kesinlikle yapmaz diyor. Yapmaz. Yani akrabalar da yapmaz, kızım da yapmaz. Dur bir kahvemizi alalım, sohbetimize evet, devam. Evet, hadi bakalım. Kahvelerimizi alabiliriz. Nasıl eğer kahve ikram edeceksen. Tabii ki. Ben şekerli alıyorum, bol şekerli. Hadi. Orta. Ben de şekerli alayım. Orta. Peki yani şeyi soracağım. Sen kesin ve kesin gitmez diyorsun. Kızlar bekar mı bu arada? Kızım bekar, 24 yaşında. 24 yani yeni girdi. Evet, okudu, çalışıyor, okudu, kaç çalışıyor. Kaç çocuk var sende? İki tane. Kız erkek? Biri kız, biri erkek. Biri kız, biri erkek. 24 yaşında kızım var, üniversiteyi bitirdi, çalışıyor. Oğlum da lisede, 17 yaşında. Oh, maşallah, evet. İkisi de gençler. İkisi de... Kıza böyle evişi falan öğretti. Yok. Aa! Ben de bekledim ki o hem de nasıl? Şimdi ben yapıyorum, ev hanımıyım. Tamam. Hani 25 senedir yapıyorum, yapıyorum. Bir... bir şey alamıyorum. Bir şey alamıyorum. Ne diyeyim yani, nasıl? Bedavaya çalışıyorum gibi bir şey. Yani böyle bir hani... Kıymet etmiyor. Yok. He. Anladın. Kızım boş ver dedim, bu böylelerin kıymeti olmuyor. Ben mi, ablalarım da öyle. Onlar da öğretmiyorlar. Yani öğretmiyorlar ama biliyorlar. Yani öyle aman kızımı iş yaptırayım, öğrensin böyle kocasının evinde işte mutlu etsin onu şeyle. O şeyimiz yok bizim. Biz beş kız demek olarak. Demek ki beş batı gittiğiniz yere yaranamadınız. Yani çünkü hep ev hanımıyız. Çekmedik aslında da çok. Yani bir yaranamadık. Ne yaptıksa memnun olmadı eşlerimiz. Anladın mı? Her eşim öyledir. Hala aynı. Her öyledir. Bu kadar güzel yemek yapmana rağmen memnun hiç, olmuyor. Hiç de beğenmez. Ebru Hanım'ı çok sevdim. Doğal, kendini ifade etmesi çok hoşuma gitti. Arife Hanım da sanki kendini öne çıkartmak için konuştu. Suzan ve Derya Hanım'dan herhangi bir enerji alamadım. Sanki onlar buraya yarışmaya değil de gezmeye gelmişler gibi bir havaları var ikisinin de. Eline sağlık bu arada. Evet, sunumu beğendiniz mi Derya Hanım? Sunum nasıl? Evet, beğendim, çok güzel. Eline sağlık. Dikkat eder misiniz böyle sunum işlerine falan? Evet, yaparım genelde. Süslü püslü ama böyle eşim çok kahve sevmediği için kahvede hiç sunum yapmadım. Yani dikkat eder misin şimdi bu hafta evet. Boyunca kahve içeceğiz ya, sunum önemli mi senin evet, için? Evet, bence de önemli. Suzan Hanım için önemli galiba. Ya şöyle, önemli ama ben biraz daha spor seviyorum yani, ahşap şeyler, detaylar falan. He. O anlamda... Şaşalı, varaklı fincanlar seviyorsun. Değil de evet, daha çok böyle... Göreceğiz bakalım sizin ahşap sunumunuzda. Ebru Hanım, siz ne düşünüyorsunuz sunum hakkında? Vallahi yok öyle, ben de çok takıntım yoktur ama süslü şeyleri de severim yani. Severiz. Böyle tamam, varaklı moral sevmem de. Kahve hani güzel şeyleri... gelsin de diyorsun. Yani evet. Arife Hanım siz? Sıra. Arife Hanım bugün sesini duyamadım ben çok sıradan fazla. Sıradan basit bir sunum. Yani ne bekliyordunuz normalde pardon? Normalde günlük içtiğimiz aynen. Kahve içeceğiz yani, sıradan bir sunum. Evde kocamla ne yapıyoruz bunları? Sıradan yani, çok sade hani evde de işte kendimize yapıyoruz. Aynen. Şöyle televizyon. Ve ev ortamındayız, kendi kendimize yapıyoruz işte. Evet. Yok öyle işte, burası öyle değil. Sade bir Arife Hanım'la yani. Uğraşacağız Kadir'cim. Ebru ablayı bıraktı, şimdi Arife Hanım'la mı uğraşacağız? Ya ben de. Gözüme ilk batan onlar oldu çünkü. İkimiz mi? Evet. Korktun yani. Yok, korkmadım. Korkmazsın. Ben herkesin hakkından gelirim, sizin de hakkınızdan geleceğim. Hadi bakalım, göreceğiz. İddialı olmak güzel. Evet, iddialı olmak güzel. Ama altının boş çıkması kötü tabii. Kesinlikle. Evet. Ama yani... öyle bir umudunuz olmasın. Yani hani çok iddialı konuşuyor ama altı da boş çıkacak. Göreceğiz. Hani hep böyle bugün, olanların bugün altı boş çıkıyor oluyor bakalım, ya. Bugün göreceğiz. Kahve boş geldi. Kahve nasıl boş geldi? Sıradan bir sunum yani, evde de içtiğimiz. Işte ne yapabilirdin? Yani televizyonun karşısında böyle dinlenirken nasıl bir sunum bekliyordunuz? Bildiğim şöyle küçük küçük kişiye özel olabilirdi. Lokumlukların içinde böyle. Evet. Olabilirdi, çok sıradan. En pahalı çikolatayı aldım, getirdim size. Daha ne istiyorsunuz? İyiyek var. Pahalıyı getirmeniz mesele değil. Getirdiğiniz taban kenarında sıkıştırılmış böyle. Şimdi ufak, bir yerde kahve içtiğiniz zaman... Hayır, böyle tabağın gelmiyor. Yanında geliyor. Hayır, böyle gelmiyor. Şey ayrı böyle. Lokumluklar küçük, o böyle. Değil. Ama bu lokum değil ki, çikolatayı. Tamam, o da öyle güzel şeyler içinde geliyor. O kadar da değil yani. Seda Hanım'ın kahve sunumu oldukça sadeydi. Biraz daha özenilebilirdi. Daha şık olabilirdi. Kahve sunumunu güzel buldum. Bana göre iyiydi yani. Bence hanımlar çok abarttılar. Menüde ne var bugün? Şöyle bir karşına kameraya say bakalım. Hadi bismillah. Haftanın ilk menüsünü dinliyoruz. Brokoli çorbası. Kıymalı kaşarlı pide, yoğurtlu göbek salata, kuzu şiş, meyhane pilavı, kebapçı salatası, kapanışı da taş kadayıfla yapayım dedim. Evet, menü olarak sanki böyle bir restoran havası var evet, değil mi? Evet, kebapçı menüsü gibi. Kebapçı salatası, meyhane pilavı, şiş. O şiş fırında mı pişecek? Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Ha, bu arada kebabın yanına yani yapacağım lavaşı da kendim açacağım. Göreceğiz bakalım. Menü hakkında masada konuşuruz bol bol. Karma karışık. Menü de bakalım araştırın. Nasıl olacak? Karma karışık menü derken neyi karma karışık? Karışık brokoliyle başladık. Taş kadayıfıyla kapattık. Yani kebapçıya gittiğiniz zaman
sütlaç mı yiyorsunuz ya da magnolia mı yiyorsunuz? Kuzu şiş ya, kuzu şişin arkasından tekrardan ağır şerbetli bir tatlı. Peki bunlar masada konuşalım. Ama gerçekten kebapçılarda magnolia tarzı ya da benzer. Ben kebapçılarda ikram edilir. Yani sütlü tatlı genelde verilmez ya. Şerbetli verilir. Yani tatlı da zaten kebap. Biz bu tartışmaları sofraya saklayalım. Siz iyice geliyor araştırın. Masada görüşürüz. Haydi bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Güzel başlangıç yaptık. Sen koş kapıyı aç hanımlara yolcuya de. Etaptan korkuyor musun? Asla. Asla. Ne etap olursa olsun yaparım mı diyorsun? Yaparsın. Kadir kork benden Kadir. Seda'dan herkes korksun, gözü pek kara. Etabı ben de merak ediyorum, o zaman gidiyoruz. Haydi buyurun. Menü çok basit. Hamaratlık diye bir şey yok. Yani evde bildiğimiz klasik yemekler. Menüyü oldukça basit, tatlı vuruşunu da riskli buldum. Bu menüyü yapan birine hamarat diyemem maalesef. Çeve bakalım tahtanı. Kaç puan verdin? Oo. Yani vicdanınızla mı verdiniz o puanı? Yani gördü zaten, yiyemedim bir şeyi. Öyle bir soru sordun ki vicdanınla mı verdin? Evet. Ne diyeceksin, vicdanımı evde bıraktın mı diyeceksin? Yani evde bırakıp gelmiş Kadir Bey. Evet, Seda olacaklardan habersiz yürüyor Kadir, efendim. Kadir gelmesen mi? Gel gel gel. Korkutma beni. O kadar konuştun, gel. Ebru abla ne dedi? Ağzı gibi eli de işlesin inşallah dedi. Aynen öyle dedi. Evet. Merhaba. Merhabalar Ebru'cum. Su, sabun ve 10 tane birbirinden kirli tişört. Kahve, çimen, pekmez. Seda yıka peker. Yıka bitmez. Arkada da ip var. Bunları güzelce çitiliyorsun. O deterjan reklamındaki teyzeler gibi çırpıp çırpıp asıyorsun oraya. Sadece 5 dakikan var. 5 dakikada tişörtlerin lekesi çıkarıp oraya asman lazım. Asmadan tişörtü saymıyor. Tamam. Yıkadım, kenara koydum, yok. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan 3, 2, 1 hadi Seda geç. Göster kuvvetini, hadi hadi. Kız öyle nare tutma bebek gibi. Kadir Allah. Şöyle yapalım mı, hepsini atayım. Nasıl istersen içine. Yıkama taktiği sana kalmış. Deterjanların tamam. Orada. Evet evet, suya bastı yarışmacımız yumuşasın diye. Ardından çamaşır suyunu eline aldı. Bas bas, toz deterjanımızı da attık. Hızlı olmamız lazım. Daha önce durulayım, asacağız bunları. Çitile babam, çitile, hadi bakalım. Çitile Seda, çitile. Çitile çitile hadi Seda. Kolun kuvvetli seni, sen yaparsın. Sen yapmayacaksın da kim yapacak bunu ya? Sabunu koydum ne gene gör başıma ne gele. Beni sabunu koydum Kadir. Ne gene gör başıma ne gele. Ele sert uyum var ki belki yumuşarsın diye. Ana bu kız bunları var ya bu hafta yer yer. Bak politik ol biraz. Demeseydin öyle keşke. Seda Hanım öne bir tanesini asacaksınız, sonra ikinciye geçeceksiniz. Hemen 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 hadi. Kız eline de sulu sıktı ki. Yolda sıkarsın, gel yolda sıkarsın. Mandal da mı asacağız? Al al. Yok ağzımızdan asacağız hadi. Ben evde mandal kullanmıyorum. Hadi hadi hadi. Hadi hadi bas 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 bas. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy oy gazelden oy. Gazelden oy, oy gazelden oy. Haydi Seda, haydi. Sık sık sık. Yolda sıkarsın kız, süren gidiyor. Hadi yürü ha. Hadi. Evet evet, mandal mandal mandal. As. Bir de renk skala seçiyoruz. Ay ya. Bak şurayı çitilememişiz Kadir, bak kalmış. He. Kalmış bak Kadir. Onun orası kalmış. Alayım mı bir daha? Al. Çitile 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 hadi. Yani siz de bir tem otoyolu silmemişsiniz bu tişörtünden. Bunları gerçekten nerede kirlettiniz? Kime giydirdiyseniz artık. Bak etabı sakın hafife alma. Geçen evet. Hafta buradan aldı puanla birinci oldu yarışmacı. Evet. O yüzden bu etapları biraz dikkate ciddiye alın hadi. Halledeceğim. Allah yüzüme döküldü. Hadi Seda hadi. Kadir şey valla. Al 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 kız mahvoldu. Kız güzel astı. Hadi, annemden kofucu. Sopa yedim bir kere o çamaşır yüzünden. Üst üste mi astı? Asma yüzünden, yok kolu bacağı bir yer. Çıkaramadığım lekeyi yarışmacıma vermem. Sıcak suyla yaptın değil mi? Aa vallahi soğuk suyla yaptım. Zeynep söylesene sen de. Susuyorsun orada her şeye. Arkadaşlar son bir dakika. Arabaya taş koydum civanım, arabaya taş koydum. Dur Kadir dur. Ben bu yola baş koydum civanım. Kadın çamaşırcına zikeye döndü. Son 30 saniye, son 30. Bir tişört daha yıkarız biz. Yıkarız hadi Kadir yürü. Hadi koş koş koş. Koş. Yürü ola yürü. Koş 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 koş. 10-15 saniye. 15 saniye. 15 saniye Kadir. Bir tane daha assak hadi. Ah! Yatma yeşil çilene uyur uyanamazsın. Verme beni ellene gönül dayanamazsın. Allah gör olduk. Al al al. Tak. Hadi hadi. Hadi kaç. Hadi. Bir yürü 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 yürü. Düşeceğiz bey dur. Bitti. Bir tişörtümüz kaldı. İki tişörtümüz kaldı. Bu arada bayağı da yumuşamışlar. Evet ya. Yani. Durulayıp atsın mıydık sadece? Biraz daha hızlı olsak. Çok da çaba istemiyormuş. Eğer Ebru abla
o Erzurumlu kalın bilekleriyle bunları yuvar yıkar da yerine asarsa... Ebru abla gidip gelene kadar zaten perti çıkacak Kadir, dur. Vallahi ben bilmem. Ebru ablanın gelgitleri çok varmış. Bakalım. Eline koluna sağlık şimdi ama yani şunlar asılacak çamaşırlar. Evet. Durulayıp Seda, bassaydı bakar keşke. Mısın ya? Durulayıp bassaydı yemin keşke. Yemin ederim çitilemeye bile gerek yok, dur ses. İyi yıka kalk sık, oraya koş buraya koş. Çitile çitile çitile, bitsin artık bu çile. Bitsin. Evet şimdi 2, 4, 6 tişört astık. Benim gözüme ilişen bir bu lekeli görünüyor. Bu gene iyi, bu da iyi. Baştaki ile sondaki ya. Biraz baştan sağma olmuş. Elin ucuyla çitilemiş. Bak bunun lekeleri duruyor. Elin ucuyla çitilemiş. Şunlar gene bir nebze. Evet inşallah daha kısa sürede daha hızlı iyi yapan olmaz diye dua et. İyi, beceremez onlar. Zannetmiyorum. Yapamasınlar yoksa inşallah. Yoksa bilmiyorum, yanarsın yani. Kadir sen bana böyle eziyet yaptın. Ben de sana çok güzel bir eziyet yapacağım bugün. Çok ya, suçlu ben oldum. Çok kararacağım bir sürpriz olacak. Kar, solaryuma mı gideceğiz? Bakalım artık. Solaryuma mı gideriz, Afrika'ya mı gideriz bilemiyorum. Hadi geç geç, o suları da doldurayım, kove de panjurları silerim. Şuradan mı gidelim? Hadi dur, nereden gidelim? Ver. Allah aşkına ne gelecek benim? Bak daha haftanın ilk günü, benim 4 günüm daha var. Sürpriz, lütfen. Sürpriz Kadir'cim. Sürpriz. Evet. Sürpriz dedi, hiç sevmem. Bugün biliyorsunuz ki küçük bir kebapçı dükkanı edasıyla devam ediyoruz. Meyhane pilavı dediğin hafif böyle hamurumsu olur. Onun o lezzeti olur. Evde göremeyeceğiniz bir terbiye usulüyle yap. Hanımlar da inşallah aromasını beğenirler. Kadir Ezli yine hamarat görüyorsunuz ki ya arkadaş, bir insan her şeyden anlamaz ya. Bu ana yemeği Kadir Ezli diye iteledi, ben ne sap çocuğum ya. Yalnız bu kızın hiçbir şey olmasa bu pidesi enfes olur. Ama biraz çabuk olman lazım. Sen kendi hızına bak, ben gayet hızlıyım. Enem Arat benim sevgili seyircileri, zorlu etabın ardından mutfağımıza geldik. Bugün biliyorsunuz ki küçük bir kebapçı dükkanı edasıyla devam ediyoruz. Şiş kebabımız var. Evet. Ne şiş yalsın ne kebap bugün inşallah. Brokoli çorbası var. Erzurumlu teyze ama abla daha önce hiç içmemiş brokoli çorbası. Belliydi. İnşallah beğenir. Nereden adın belli olduğunu? Yani öyle şeyler kullandığını düşünmüyorum. Ha böyle brokoli mrokoli. Tabii canım. Tatlı olarak taş kadayıf var. Daha önce taş kadayıf döktün mü sen hiç? Dün akşam yaptım. İyi yapmışsın, anladım. Çok erken olmuş. Hani bir iki kere daha bir deneseydin. Daha önceden yaptım. En son dün akşam yaptım. Tamam. Okey, peki. Şiş kebabı fırında nasıl pişireceksin? Şiş kebabı fırında pişirmiyorum. Mangal yakıyoruz. Dumanını atacağız buranın. O kararacaksın dediğin mangal mıydı? Evet. Hayır, bu zorlu işi seçmişsin. Neden ben başına geçiyorum? Neyse, yardımcı olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Hazırsan 3-2-1 diyorum, süreyi başlatıyorum. Sofran da dahil. Planlaman nedir? Kısaca bir anlat. Mangalı ne zaman yakacağız? Etleri ne zaman pişireceğiz? Mangalı arkadaşlarımız yakacak ama önemli olan pişirme işlemi ne zaman olacak? Son yarım saat diye düşünüyorum. Pişer mi son yarım saat o etler? Kuzey tonlar ne olacak ya? Ha, 8 dakikada pişiyor. İnşallah sonra nyan 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 eti dişim kesmiyor demesin. Yani Kadir'cim ne yaparsak yapalım zaten beğendiremeyeceğiz. O düşünceyi hemen çöpe at. Hemen at o düşünceyi çöpe. Çabuk. O düşünce yok. 3, 2, 1. Hadi bakalım Seda marifetini göstersin. Hanımlar sabah dedi ki böyle konuştu bir şey yapamaz dediler. Göstersin bakalım meziyetini. Ne yapacaksın leğende? Kadir, hamuru yoğuracağım ilk önce. Lavaşı mı yoğuracaksın? Lavaş ve pidenin hamurunda aynı hamuru kullanacağım. Pidede mi var bugün? Evet. Tırnak pide yapacaksın. Ha, kıymalı peynirli pide, pardon. Aynen. Tamam. Kebabın yanına şey. Malzeme ne kullanacaksın? Malzeme maya istiyorum. Tuzun. Evet, tuz istiyorum. Maya hemen şu. Sayın seyirciler, Seda Hanım tüm yemeklerini gözünün ayarına göre yapmayı seviyor. Yani alıştığımız ölçüleri kullanmıyor. Biz size gene de yalandan bir tarif verelim ama evde denemeniz için. 4 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, hamuru içip. Özellikle bu intas maya mıydı? Ne diyordunuz buna? Instant. Instant toz maya yani. Toz maya demiyorlar da instant diyorlar. Toz mayayı 1 su bardak sıcak suyun içine koyup bir kaşıkla şeker, şeker atıp çırparsanız kızarkanda ya. Bu mayayı bence biraz suyla şekerle köpürsün. 1 su bardak sıcak suyun içine koyun bunu, bir de şeker atın. Bak nasıl köpürüyor. Hemen size gösteriyorum. Bu arada bir bardak alayım ben şuradan. Hızlı olmamız lazım, süre gidiyor. Biraz hızlı olmamız lazım. Sen ne istedin benden? Kadir, tavuğu tencereye koyabilir miyim? Tavuğu tencereye koyuyorum. Evet. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Anahtarlar pencerede, bu tavuk göğüs olur. Bunun suyunu mu kullanacaksın? Evet. Seda, hamurum tamam.
Hamurum onun tamam. Bir de mayalanma süreci var. Allah aşkına şöyle streçler almayın arkadaşlar. Şunun tipine bak. Ucuz diye alıyorlar, ne yapsın? Ucuz diye alıyorlar ama iyi mi sanki? Daha kötü, bir topundan bileğen yapıyoruz. Elbisi sofra bezine sarın. Eskiden jelatin yoktu, bir sandviçleri neye sarıyorlardı acaba? Ay o elbisesi kirli çocuklar vardı. Üf. Bir hafta aynı elbi. Beslenme beziyle okula geliyorlardı ya. Onların da anası anayım diye geziyordu. Bak bir kadının temizliği çocuğundan belli olmuş zaten. Seda Hanım hadi ne yapacaksınız yapın. Çorbayı yapıyorum da nerede soyayım? Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu hamur hem pideye hem lavaşa yetecek mi? Evet yetecek Kadir'cim. Onu sarabilir miyim? Kadir çabuk kabarması lazım. He bohçalayın diyor. Sofra bezi yok ki ama burada. Var var şurada bir yerde var mı? Sofra bezi var mı sende? Var al. Aa hem de Kastamonu işi kör olmayasan seni. Nereden buldun bunu? Memleketten getirdim. Bismillah. Bu bayramda herhalde diyorum Kastamonu'ya gittin. Gittim. Kadir'cim sen bana soğan soyar mısın? Ver sen bana soğanı ver. En iyisi kaliteli vakit geçireyim. Aynen ben, öyle. Bıçağı da ver. Seda eşin ne iş yapıyor senin? Eşim lazer operatörü. Lazerci mi kocam? Evet. Epilasyon mu yapıyor? Hayır canım yok artık. Ay benim de aklıma yok. Ne diyor? Lazer deyince? Şey, paslanmaz çelikten makine parçaları kesiyorlar. Aa. CNC operatörü. Onlar var ya çok akıllı oluyorlar. Ben de o yüzden evlendim ya zaten. Akıllı olmasa Seda'yı tercih eder mi? Ya bir de ona sormak lazım. Pişman mı? Bir ona sormak lazım. Bence pişmandır. Yok ya değildir. Pişmanlık sebebi neden sence? Çünkü Seda Hanım evlendikten sonra kaynanasıyla görüşmüyormuş. Hayır canım. Sen de mi? Görüşüyoruz ona... canım sen de. Aa. Bu yeni gelinlerin yani... de bu kaynanalara şeyleri... Kadir yeni gelin değil 11 yıllık gelinim ben. Seda Hanım ve eşi bir kere ayrılmışlar zaten. Sen bence... Sen de mi? Aa hayır öyle bir şey yok kim dedi? Ya yok öyle bir hikayemiz yok. Yani hikayemiz var da öyle bir hikayemiz yok. Sen de ne varsa anlat bak bu adam. Ya yok yok hayır şey biz evlenmeden önce işte hani niye kaçtın dedin ya. He. İşte zamanında eşim birine kefil oluyor. O borç ödenmiyor. Eşimin de babası yok. Borç eşime kalıyor. Sonra işte... Düğün arifesi ortaya çıkıyor. Aynen öyle oluyor. Babam da... İcra mı geldi? Yok yok icra falan gelmiyor. Biz evli değildik o zaman ya. Hayır eşinin evine mi icra evet geldi? Evet aynen. Ondan sonra işte tabii bilmedikleri için... Lütfen bırak şunu bir kenara. Baksana Kadir kadın salataya girdi. Kız sen manyak mısın? Ama bunu beklemesi lazım. Yoğurtlu meze. At şunu. Köy yanıyor tutmuş salata perdinde. Helal mat icra gelmiş bir adam. Lütfen bırakın şunu bir kenara. Bir salata yapıyorum ama. Sonra öldü diyorlar öldü. Kim öldü? Kocanız mı öldü? Ay Allah korusun. Kocanız bir ay gencecik adam. Ay ne belasını oldu ocağımı yıktınız. Borç kaç para? Kadir'cim ne kadar olduğunu ben bilmiyorum. Biz o zaman ne sözlüydük. Kız. Sen sormaz mısın sözlüsüne kaç para dolandırıldı? Ya işte onun da haberi yok. Baban nasıl duydu bunu peki? Ya eşimin tarafından babamı aramışlar. Aa, akrabanın da böylesi. He, aynen öyle. Ondan sonra cığıma işte babam da işte hani ne kadar güvenebiliriz falan oldu. Ondan sonra ben kaçtım evlendim işte. Ya bir olayı izah etmek yerine kaçmayı mı tercih ettin? İzah olmadı çünkü yani değişik bir şey işte bilmiyorum. Ben de olayın farkında değilim. Bir de 18 yaşındayım. Ay çok tuhaf adam kefil oldu diye kızı vermiyorlar. Kefil oldu diye değil ya vermiyorlar değil. Verdi babam da. Sonrasında işte eşim için çok... İyi bir şeyler söylemedikleri için babam da acaba mı dedi kız babası olarak. Bir araştırsaydı canım herkesin dostu düşmanı var. Yani şimdi kalkıp senin için de kötü bir şey deseler kaynanan kaynatan inansın mı hemen? Kadir dur ben ilk önce eti marine edecektim. Ne yapacaktın? Eti marine edecektik. Bırak şimdi amcayı yediği etimiz marine diyeyim. Kadir bana şunları ikiye böler misin sana? Onlar ne? Onlar kuyruk ya. Öf nasıl kokar şimdi onlar. Bu arada bel ağrısına kuyruk yağı iyi geliyormuş. Rahmetli İbn Sina öyle söylermiş. Yoğurup da böyle hamur gibi sürün diyormuş. Onu bak bir gün denemek lazım. Hadi sen buna acı diyordun değil mi? Acı tabii. At ağzına. Acı. Hadi al. Sevmiyorum. Lütfen atar mısın? Sen benim lütfen dediğimde hangi işimi yaptın? Ben bir bardak su versen içmiyorsun. Bak buradan bıçakla beraber atarım ha. Ya battal gazi ya. Tehdit altında iş yapıyoruz ya. Bak bir de böyle dam sen niye yemiyorsun ben verdiğimde? Güzel dilini verdim ben sana. Atsana şunu ağzına. Dişi çok acı bu. Hiç acı tat geldi mi ağzına? Yalan söyleme ama. Bak hep doğru söyleyen biriyim de görürsünüz. Tamam acı yok ama tadı tuzu da yok. Yani bir zevk vermeyeyim sana. Hayatında 3 saniyemi boşu boşuna çaldın. Gördün mü? Ne gördün mü? Tadı yok tadı. Yaman tuzlu yemereydin o zaman. Yalnız soğan doğramam görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim o ip çekmeli robotlar gibi doğruyorum ya. Çok şu parmaklar abi. Boşuna kalın yaratmamış Rabbim. Bunları ben şimdi ortadan şöyle dörde mi bölüyorum? Hayır sadece ikiye. Şişe takacağız ya çok küçük yaptın onu. O zaman şöyle yap. Şişe takacaksınız kalsın o iyi. Ben de ona dedim.
Dış ses baksana zaten etten aynı boyutta aha. Çorbaya ne katacaktım ya ben? Çorbanın malzemelerini sayıyorum. 500 gram brokoli, bir adet patates, bir adet soğan, bir yemek kaşığı, 12 su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı krema, tuz, karabiber, tereyağı ve sıcak su. Abi ya ete zannettim. Süt. Ay Kadir dur. Bir şey diyeceğim, sen sütü saydın, bu kız süt koydu. Hayır ya tamam dur. O marinesi için. He tarifi dinleme sakın. Aa ne yaptınız? Ay dur ne yaptım ya? Doğru mu onlar? Evet evet marineye ne yapıyorduk? Soğan başka? Suyu, bir dakika, bazen kırmızı sirke, pul biber. Süt, kırmızı pul biber. Bir adet büyük soğan, 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı balzamik sirke, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, sıvı yağ ve tuz. Bu da kimyon. Tuzlu bir tatlı kaşığı iyi mi? Hayır hayır tuz atmıyorsun şimdi. Tuz diyor. Ama sertleştirecek onu şişe dizerken. Pişerken değil mi? Şişe takarken. Şey kuyruk yağlarını aldın. Aa o da biraz. Zaten kuyruk yağı var. Hayır sen kuyruk yok. Bu tavuğun suyunu ne için kullanacaksın? Meyhane pilavı için. Meyhane pilavı. Evet. Bu tarifi internetten mi aldın yoksa evde yaptığın bir şey mi düzgünlükle? Bu mu? Ha. Et mi? Yok evde yapıyorum ya mangala gideceğimiz zaman. Böyle balzamiko falan kullanıyorsunuz. Yani bunun için kullanıyorum. Balzamik değil de mesela evde yoksa sirke, normal sirke de olabilir. Normal üzüm elma da olur. Tabii tabii olur. Bazen sirke yani markette yok çünkü. Şey öyle halk arasında çok bulunabilen bir şey değil. Şimdi. Nereye gitsin Kadir, millet? Kadir domatesleri doğrayabilir misin için bana? Bunu streçleyip dolaba atabilir miyiz? Kız ne kötü koktu öyle. Kuzu bu. Kattı karıştırdı. Balzamik sirke çok kötü koktu. Soğanın suyuyla sütle birleşince. Hayır koyun eti kokmuyor zaten. Bunu dolaba atabilir miyim? Streç nerede? Tamam. Ay streç içine giremem ben. O beni darlıyor. Sen benden ne istedin söyle şimdi. Ben şimdi bunu dolaba atalım. Tamam. Ben ne yapayım? Ben mangalı yakayım mı? Evet. Mangal yanmadı mı daha? Hayır yanmadı. Gerçekten mi? Neden? Son yarım saat yapacağınızı söylediniz. Son yarım saat pişirmeyi yapacağım dedi. Ya aslında bir şey söyleme onu rendeleyebilirsin ya. O zaman bak bir şey söyle ona göre yapayım. Tamam, rendeyi versen bana ver. Rendeyi ben sana veriyorum. Güzelce rendeyi ver bana. Dereotunu bulamadım. Dereotu ha, bak tamam, burada o da tamam. Burada. Rendeyi ver bana. Veriyorum hemen. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Seda'da yarışmanın yıldızı yıldızı. Ver şunu bana. Bak seni övüyorum burada. Teşekkür ediyorum. Seda'nın iddialı, kendine güvenen genç bir yarışmacımız. 11 yıldır evli. Zorlu aşamalardan geçmiş. Hayatın sillesini belirli yerlerde yemiş. Ama üstesinden gelmiş. Çok şükür. Ve şimdi de zorlu yarışmacılar arasından 20 bin lirayı alaraktan gidecek inşallah. Bu parayı kime vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı etrafınızda telefon, beyaz eşya alacak biri? Yok bir arkadaşım var. Yarısıyla ona yardımcı olmak istiyorum. Yarısıyla Allah bildiği gibi yapsın. Ne yapacağınız yiyeceğim parayı? Ha gene millete yedirecekler karı koca. Kızım. Ya Kadir onun için bir şey söyleme. Onun için çok bana şey yaptık. Kız sen iyi misin? Millete para verir mi? Kadir verme yüzünden yani verme huyum yüzünden psikolojik destek alıyorum. Psikoloğa gidiyorum. Psikoloğa da gidip para veriyorsun. Evet. Bari alaydın. Kız sen bak şimdi kafam sende kaldı benim. Ay Kadir. 20 bin lirayı kime vereceksin? Şey ikiz bebekleri olacak. He. Ben de alacakları bir şeye yardımcı olacağım. Bak böyle de o zaman. Ay, o bizim evde de vardı bir zamanlar. Allah göstermesin. O yüzden bir mal sahibi olamadık. 200 milim var. Millete vermekten. Biz de vermek güzel bir şey ama arada istemeyi de bileceksin. Evet, mesela ama sen biz şimdi bir borca düşsen, evinde bir şey bozulsa sana yardım edecek bir arkadaşın var mı? Güveniyor musun? Ben buna gitsem beni boş çevirmez dediğin var mı? Dostlarım var evet. Benim aram bacımdan, bacım elin acından. İnşallah ya ailem var bir kere yani arkamda. Allah yokluklarını göstermesin. Amin amin. Bak Seda bu kadar domates yeter mi? Evet evet o kadar domates tamam, yeter. Süzecek miyiz bunu? Şimdi şey, hayır hayır süzmeyeceğiz. Biz onu şimdi ne yapacağız? Biber doğrayacağız onun içine. Biberleri küp küp mü doğrayacağım? Yoksa yuvarlak küçük, yuvarlak mı? Küçük küçük hani içinde çok var yok gibi. Küp küp doğra küçük küçük. Biz ya da şey anda blenderdan çekebiliriz. Şey robot varsa çekebiliriz. Robottan çekeceğim. Bu sen bana şu an neyin içini yaptırıyorsun? Şey pidenin. Ver o zaman şunu şu çekirdeklerin. Arkadaşlar 28 dakikamız geçti. Ciddi misin? Ciddiyim. Ay benim hemen tatlının hamurunu yoğurmam lazım. Siz onu yoğururken ben de malzeme listesini sayayım. Neydi tatlımız? Heh taş kadayıf. Hamuru için yarım su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 2 çay kaşığı, 11 su bardağı irmik, 450 mililitre ılık su, tuz. Tamam mayamız neredeydi? Bu taş kadayıf nasıl oluyordu? Krep gibi yapıyoruz aynı. Karıştırıyoruz krep hamuru ama mayalanacak bir hamur olacak. Bu mayalayacağız. Evet balon gibi şişecek böyle. Ondan sonra tavada kızartacağız böyle küçük pankekler gibi. Ondan sonra içine cevizi dolduracağız. Sonra ağzını kapatacağız. Yağda kızartıp şerbetin içine atacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Biz bunu Adana'da yapmıştık. Çok kötü olmuştu. Çok kötü olmuştu. Neyi kötü olmuştu? Emine abla yapmıştı da tutmamıştı yaz. Evet tutmamıştı ama bütün Adanalılar bu çok kolay bir tatlı demişti. Nereden aklına geldi senin? Bir tencere alayım. Ya ben aslında künefe yapacaktım.
tencere şerbeti kaynatmak için tencereyi unuttum. Künefe yapacaktım. Dedim ki şimdi bekleme süresinde peynir donacak. İlk ben onu tekrar şey yapamayacağım, ısıtamayacağım. Çok riskli bir tatlı, erimezdi sonra. Aynen öyle. Yo, aslında künefeyi pişirip sonra şerbeti en son kaynar kaynar döktüğünde kaşara eriyebilir mi? Erimiyor. Seyirciler, şu anda kıymalı pidemizin iç malzemeleri burada. Seda Hanım. Evet. Fırını 50 dereceye aldınız ve tatlının hamurunu mayalansın diye koydunuz. Hamurunu mayalansın diye koyduk. Biraz sulu ama benim dikkatimi çekti. Hangisi sulu? Tatlının hamuru şey değil yani böyle. Ama kabaracak, bir de irmik şişecek ya içinde daha. Öyle şişiyor mu o mayayla birlikte? Çekecek ya, su koyduk ya iki bardak. Ne bileyim, ilk defa öyle sulu bir hamur gördün mü, kabarıyor yani. Kabarmazsa tuz koyarız dedim. Un koyarız. Yani kendiliğinden kıvam oluyor mu dedim. Tabii ki tabii. Irmik bekleyince irmik şişecek. Kıvam alacak. Ben hiç krep hamurunun kabardığını görmedim çünkü. Krep hamuru değil çünkü o. Ne var içinde malzeme olarak? Un var, un süt var, var süt yumurta var, maya, şeker, yumurta yok. Su. Tamam. Yani krepten İrmik. Çok bir farkı yok malzeme olarak. Hemen hemen aynı. Taş kadayıfı bildiğimiz krep zaten. Krep gibi dökecek. Arasına ceviz koyacak. Tabii koyarsa ceviz. Üzerine şerbeti döküp önümüze getirecek. Sıcak sıcak olması gerekir. Yağda da kızaracağı için yağlarını hep dışarı vermiş bir tatlı olarak önümüze indirecek. Umarım şerbetini tutturabilir. Taş kadayıf bir fiyasko seçim bence. Kesinlikle bir fiyasko seçim. Çünkü krep tarzı bir hamuru var. Yine mayalı bir hamur. Krep gibi açıyorsun onu. Arkalı önünü kızartmaması gerekiyor. Bir tarafını pişirmesi gerekiyor. Ve hamur olmaya çok müsait bir tatlı. Eğer onu kızgın yağda, güzel kızmış bir yağda kızartmasa kesinlikle hamur olur. Arkasından şerbeti atacak. Şerbetini çekmezse gerçekten fiyasko bir tatlı olur. Bence çok riskli ve kötü bir seçim olur. Şimdi sen bu domatesin suyunu süzmedin yalnız. Evet, süzmedim. Bu kıyma dana kıyması mı, koyun kıyması mı? Dana kıyması. Dana kıyması. Biraz yağlı bir kıyma galiba, renginden evet. Belli. Domatesi rendeledik, ince ince biber doğradık, soğan, kıyma, tuzunu atıyoruz, karabiber, domates salçası, biber salçası. Bu arada ben mangal hazırlattım, şu an yakılıyor. Kömürlerin olması için nereden baksanız bir yarım saat var. Bu arada 45 dakikanız geçti. Hadi sen maya göstereceğim diyordun. Bu arada bakın püf noktamı vermiştim az önce. Şeker attım, mayayı koydum bakın. Mayam aktifleşti. Şimdi bunu böyle karıştırıyorsunuz. Bakın gayet mayamız aktifleşti. Şu an bununla yoğuracağın hamur o kadar kısa sürede kabaracak ki sen bile inanamayacaksın. Ya? O yüzden içine şeker atın. Şimdi bu da hazır. Yalnız iç malzemeniz fazla kıymalı oldu. Fazla kıymalı olacak. Bol bol yiyecekler bugün. Ama hani bir domatesin, biberin, bizim oradaki lahmacuncu bir günde bu kadar iç yapıyor. Ya Kadir şu şimdi an... ben onu evde yaptığım zaman yani ablamlar, arkadaşlar falan geliyor. Tarifi de bozmak istemiyorum, sonra tutmuyor. Evet, yarışmacımızın eli bol, o yüzden kıymayı da bol kullandı. Ama güzel kokuyor. Domatesin, biberin kokusu geliyor da. Bakalım dediği gibi hamurun içine nasıl pişecek. Süre olarak nasıl gidiyorsunuz sizce? Süre olarak bence gayet iyi gidiyor. 1 saat 15 dakikanız kaldı. 1 saat 15 dakikam kaldı inşallah. Pidenin hamuru nerede? Pidenin hamuru gitti ya. Mayalanmadı mı o hala? Ona bir an önce girsek mi artık? O da mayalanmamıştı. Pişireceğiz, çorba. Bunu böyle dolaba koysam olur mu? Dolaba koyma, bahçeye koydum. O zaman bahçe aynı. Dolaptan daha soğuk. Şunu dışarıya gönderelim. Ne yapalım şimdi? Şimdi hamuru açıyor muyuz pidenin? Hayır hayır, o hamur olmamıştır daha. Daha var ona diyorsun. Tabii tabii, ona daha bulgur var. Bulgur pilavına geçelim o zaman. Bulgur pilavına geçelim ya, tavuğun suyu olmuştur. Olmuşsun, aynen, olmuşsun, tamam. Kaynadı. Kadir Bey, şimdi yoğurtlu göbek salatamız tamam, brokoli çorbamız tamam. Kıymalı kaşarlı pide henüz yok, şiş kebap yok. Meyhane pilavı yok, taş kebap oluyor, kebapçı salatası. Ah, ona kebapçı. Daha var. Bu tablacı salatası mı? Tablacı salatası. Ölüyor, ama... ölüyor. Ama hiçbir şeyini koymayacağız ki. 10 dakika önce burada doğruyoruz. Ama domates salatalık. Ama bu tablacı salatası sulu olur zaten. Evet, sulu olur zaten. Benden aynen. Söylemesin. Dersen hemen yaparız. Tablacı nasıl oluyordu? Küp küp mü? Hepsi küçük küçük oluyor böyle. Çoban salata gibi, içinde sumak var, nar ekşisi var, o kadar. Aynı çoban salatanın aynısı. Bu tablacı salatasını Adana'da sokakta satıyorlar değil mi Kadir? El arabasında böyle hemen sokakta sandviç niyetine dürüm istiyorsun adamdan. Hemen içine veriyor ya da yanında ikram olarak veriyor.
Ayaküstü yapılan küçük küçük doğranan enfes bir sokak lezzeti. 6 adet domates, 6 adet sivri biber, kuru soğan, taze soğan ve salatalık var içinde. Bir de ayrıca maydanoz var. Sos olarak da limon, zeytinyağından ekşisi, tuz ve sumak. Domateslerin küçüklüğü nasıl dış ses? İyi. İnce ince doğruyorsunuz. Tabii onlar sabahtan yapıyor bunu, akşama kadar güzel sulanıyor domatesin suyuyla, bir akşamdan yapıp akşama kadar satıyor. Ya bir şey söyleyeyim, bu biberlerin hepsi çok acı ya. Charleston ver o zaman. Süper. Bu arada meyhane pilavını da sayalım. 2 su bardağı bulgur, 2 adet soğan, 2 adet domates, 5 adet sivri biber, 5 su bardağı tavuk suyu, tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, sıvı yağ, tuz, karabiber. Dünyanın en kolay pilav tarifi bu. Pilav kolay ama işte lezzetini verebilecek mi? Bak o gün bulgur pilavı yaptılar, yal gibiydi, yavan yavan. Hiç lezzeti yok. Bulgur pilavını da üstüme tanımam. Çok lezzetli yaparım, lezzetini de ararım. Peki bir şey soracağım, bulgur pilavı sence sulu mu olur? Sulu tane olur. Tane mi? Tane tane olmasın. Meyhane pilavı dediğin hafif böyle hamurumsu olur. Onun o lezzeti odur ama... Antep'te şey yapıyorlar, tepsiye döküyorlar yufkalı ekmekle. Biz de öyle yiyoruz. Hani bir sokulmalıyım falan tabii, diyorlar. Tabii böyle lavaş, biz ona şebit diyoruz. Böyle dürüp yanında turşu, ayran, taze soğan falan. Sus. Canımı çektirme. Yapsa mıydık lan sen? Bulgur pilavının sosunu güzel yapacaksın. O domatesini, biberini, salçasını, baharatını iyi ayarlayacaksın. Bulgur attığın gibi onu güzel emecek. Diyecekler ki bana içinde domates gözükmüyor. Ben bir tanesini de doğramak istiyorum. Yalandan. Bazen doğru. He, aynen yalandan. Meyhane pilavı. Ben doğrarım, rendelemem genellikle. Ama küçük küçük kabuksuz doğrarım. Onu iyice kavururum, öldürürüm. Onun için daha bir sulu oluyor domates. İşte ben şey, rendeledim biraz daha şey. Sarımsağını güzel koyarım. Baharatını güzel atarım. Salçasını iyice kavururum. Antep salçası koyarım güzelce. Acı biber, tatlı domates. Biber de güzelce eklerim. Hafif de acılı olacak ama böyle. Hafif yoklayacak ağzını. Çok da acısız oldu. Bu arada fırına hiç bakmıyor musunuz? Ne oldu onun içindeki? O hamur pişiyor galiba onun içinde. Ona bir bakmam lazım. O inşallah kabarmıştır. Yok o... Ben kabaracağını çok düşünmüyorum ama siz iddia ettiğiniz için sesimi çıkartmıyorum. Gerçekten. Bir de folyo geçirmişler ağzına. Sadece biraz kabuklanmış. Nasıl kabuk? Ay, ben hani ilmek alayım. Çekiyordu. Alayım ne oldu? Bir alayım bir bakayım. Isınmamış mı? Isınmışım Allah'ını sever. 50 derece dediğin nedir ha burada ya? Bir dakika ya? Bir bakabilir miyim? Ondan sonra o hamur pişerse ben sana söyleyeceğim. Buz gibi fırın. Bu da yalandan eldiven takmış eline. İşi gücü şov. Al buz gibi. Bu salatanın içine kuru soğan girecek mi? Evet kuru soğan girecek onun içine. Salatalık girecek. Normal çoban salata şey. O zaman nerede malzemeleri verin bana? Malzemeler. Ben göremiyorum. Burada. Salatalıkları da küp küp doğruyorum. Evet ha, oradan ver o zaman. Soğan da ver bana soyayım. Evet bütün hızımızla devam ediyoruz. Mangalımız da oldu. Son bir saatimiz. Son bir saat diyor ya. Siz ne yapıyorsunuz o arada? Siz de lütfen başvuru formunu doldurun. Haydi bakalım. Kıymamız da hazır. Birazdan çok güzel bir kıymalı kaşarlı pide yapacağız. Lavaş açacağız. Yarışmacımız bulgur pilavını ortaya dökmek istiyor. Bakalım bu vaadini gerçekleştirecek mi? Ve en önemlisi Kadir ezildi. Birazdan mangalın başına geçiyor. Yandık. Yandık yine yandık. Tablacı salatamı yapıyorum. Yarışmacım uyardım sayın seyirciler. Gördünüz ablam yapma, bacım yapma, kardeşim yapma dedim. Ölebilir dinlemedi beni. Ben de şimdi güzelce doğruyorum. Seda sesin güzelmiş, şöyle bir türkü evet. Patlatsaydın. Söylesene bir şey dinleyelim hep birlikte. Güzelmiş bak. Hocam kızacak böyle. Çok aile ortamı bir program görüyorsunuz. Formatımız da gayet aile sıcaklığı. Beni de biliyorsunuz zaten efendim çocuğu. Allah. Oldu mu? Yağmur vururken cama. Bak vallahi ben söylerim kulakların kanar. Ya ben güzel dedim diye şimdi söyleyeceğim, diyecek ki neresi güzelmiş bunun. Olabilir, bir de sesiyle öveniyor. Herkes anasından Müzeyyen Senar durmuyormuş. Nice klip çıkaranları gördük. İki tane arkadan veriyorlar, adını şarkı koyuyorlar. Kadının sesinden çok ortalığın bısbısını dinliyoruz. Bardak. Hadi. Zaten bas çıktı, yiğitlik öldü. Eskiden de o şarkıcılık. Değil mi? Bu bulgur mu kız? Ne evet. Güzel bulgurmuş. Siirt bulguru. O kapkara oluyor, tadı tuzu. Sen parçayı söyle, ben başını getireyim, sen devamını getir. Biliyor musun acaba bizim zamanımızda şeyler, ergenler vardı hani bu emolar, saçlar şey, krepli falan. Jöle satışlarının patladığı dönemler. Şöyle saçını şöyle şurada yapıyordu da. Bizim kameraman gibi mi? Ha inancın gençliği işte aynı. Şey o pantolonu böyle yarıya kadar. Annen evde mi? Annen evdeyse bize gidelim fum fum fum. Çek git Gülşah Gülşah, çek git bebeğim uzaklara, çek git. Allah aşkına sus. Tamam. Hadi Seda Hanım. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini.
Dil söyler kalbim ağlar, yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam ah atamam, sen olmayınca yapamam. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam ah atamam, sen olmayınca yapamam. Bayıldım. İyi ki söyledim. Ayrıca söylediğim bu şarkı Gali Bela'dan kalma. Hiç bizim yaşımızla alakası yok. Yaşla ne alakası var Kadir? Ergenliğimizin dönemisinin şarkısı diye söyledi bunu. Bizim ergenliğimizin şarkısı değil mi? Onu söylüyorum. Senin ergenliğinle onun ergenliği bir mi? 29 yaşında, 28 yaşındayım. Aramızda bir yaş var. Sen nasıl 28 yaşında oluyorsun? 28 yaşındayım. Nüfusta 95'liyim. 19 Mart 1995. Şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum da sonra hatırla sen de ama bence sen zaten deden. Neyse tamam, ben şimdi hemen çorbayı yapacağım. Şu soğanı söyleyebilir misin? Piyazlık mı, doğranacak mı, küp küp mü? Salataya. Tamam. Piyazlık. Şimdi brokoli çorbası için un kavuracağız. Daha arkadaşlar süre geçiyor. Bakın daha hala pidemiz yok. Ay, lavaş açılacak. Yok, etler yok. Pişmedi. Sofra yok. Allah vallahi yok. Hadi. Ve masada iki tane Erzurumlu yarışmacı var. Bir de sabah kahve sonuna laf söyleyen yandı. Var. Yandık Allah. Yandın ki ne yandın? 55 dakika kaldım. Benden söylemesin. Ne? Bu soğanları tuzlu olacağım mı? Yok, gerek yok. Tabii içine koyarım o zaman şöyle. Koy. Senin ergenlik parçaların neydidir siz? Ben hiç ergenliğe girmedim. Direkt olgunlaştın mı? Aynen. Böyle motor üstünde o zamanlar... Ana dur, buna tuz koymayı unuttum. Bak tavuğun suyuna da tuz atmıştın, ona göre at. Hadi ama şu etleri şişlere geçirelim artık. Onu hadi. Siz halledebilir misiniz? Hayatta yapmam. Bir kere dış ses ete asla elini sürmez. Gerçekten mi? Tabii. Çok değişik tarzı vardır onun. Şu şeye bakmak istiyorum ya, hamura. Aa, daha taş kadayıf dökülecek. Vallahi tonla işimiz var. Yaymayın ağzınızı gözünüzü. Haydi. Kadir ne kaldı? Çorba yok. Ana yemek yok. Evet sayın seyirciler, şimdi Seda Hanım'dan mangalda şiş kebap nasıl yapılır onu göreceğiz. Soğanın asidi mi dersin, balzamik sirke mi dersin? Evde göremeyeceğiniz bir terbiye usulüyle yap. Hanımlar da inşallah aromasını beğenirler. Kaç kaşık tuz attın sen o çorbaya? 1,5 tatlı kaşığı. Çok mu tuzlu oldu? Süt koyacağım ya şimdi, biraz tatlanır. Kesilir mi sence? Kadir, döksem bir şey söyle. Sütün kesildiğini görmedim şimdiye kadar. Yani yarışmacılar hiç kesmediler. Çorba çok tuzlu olmuş. Az önce bir tadına baktı, yaptı. Patates mi atsak? Limon sıkarız. Limon tuzlu olur mu? Evet. Biz genelde patates tercih ediyoruz. Seda Hanım bize brokoli çorbası yapacak. Mevsimi değil, sütle kremayı bir arada kullanırsa tadının iyi olmayacağını düşünüyorum. Umarım rengini tutturur, tadı lezzeti yerinde olur. Brokolide bir kendine has bir koku vardır. Çorbada risktir bu. Herkes o kokuyu sevmeyebilir. Brokoli herkesin seveceği bir sebze değildir. Bayağı mayalanmış o. Bayağı kabarmış o. Bu bildiğin bayağı pişmiş. Şimdi ben bunları kızartacağım. Yalnız güzel oldu he. Evet, ben yaptım çünkü. Güzel olacak tabii. Olmama ihtimali sıfır. Pide iki tane yapacağım. Büyük olacak zaten. Kesip kesip mi vereceksiniz? Evet. O tamam, zaman küçük küçük yap. Sunumluk gibi yap. Ama o zaman kurur. O zaman pide yapmayacaktınız. Ara sıcağı pide mi olur? Seda Hanım ara sıcakta bence yanlış seçim yapmış. Ara sıcak yemeğe hazırlıktır zaten. Kıyma doyurucu olacak. Acaba kıymasını pişirecek mi? Pişirmeden mi koyacak? Kaşarları kurutacak mı? Kurutmayacak mı? Onu göreceğiz. Kadir ağzını yapmıyor musun ya? Ben bir ortaya çıkarayım da üstüne eklerim. Ha tamam. Ama biraz çabuk olman lazım. Sen kendi hızına bak, ben gayet hızlıyım. Kadir onlar daha pişecek. Evet Kadir ya, gayet pişecek onlar. Gayet iyi, gayet iyi. Merdane alabilir miyim? Sen lavaşını aç, tatlını dök, pişir. Sanki. Et zaten 8 dakikada pişiyor şeyin üstünde. Neyi pişmesinden bahsediyorsunuz siz? Kadir eğer bir kebapçıda şiş diziyor olsaydın bugün işteki son günün olurdu. Niye? Eli hasta üzdüm bak. Dilin değil elin hızlı çalışacak. Herhalde kebapçı da önüme böyle etler getirmez. Kuşbaş bu kadar küçük küçük. Ay ben sizin gittiğiniz kebapçıyı çok merak ettim şu anda. Aa, bir abimiz var, git de kebap ye sen. Kaç dakikamız kaldı? 37 dakika. Ne? Mangal tamam mı? Ben mangalın başına geçiyorum. Tamam sen o işi hallet ama gitmeden bir tane de bana şiş yap. Buyurun efendim. Şiş ver o zaman. Şiş nerede? Evet evet. Bunu da siz saç kavurma yaparsınız. Kadir biraz daha yapsana, bu yetmez. Yeter yesin. Daha da mı koyayım? Niye her seferinde bu adamın dediğini yapıyorum ben acaba? Hadi artık bunları yumurtalayıp fırına verelim. 35 dakika kaldı. Geliyorum hadi. Hemen. Hadi mangala gidelim. Hadi gidelim. Siz o işi bana bırakın. Tamam. Pilavı yakma bak, dikkat et. Ay onun ortası. Sana da bir tane yumurta. Yandı mı yoksa? Yok yok. Mazda açmasa onun evet. Altını kıs. Kısık, en kısık da. Kapatayım ben bunu ya.
Sen bilir, pişmiyor mu bulgurlar? Baktın mı tadına sen onu? Tadına baktım. Hayır, bulgurun pişip pişmediğine baktım. Ha yok, bakmadım. Ben bunu fırına vereyim mi? Evet, evet. Ver, ver. Nasıl tadı Kadir? Bir şey söyle. Vallahi yalan yok, şimdi aromasını güzel tutturmuş. Pişme konusuna dikkat et, bulgur konusunda. Evet, Kadir Ezildi ile hamarat benim de. Kadir Ezildi yine hamarat görüyorsunuz ki. Ya arkadaş, bir insan her şeyden anlamaz ya. Bayram temizliğinden anla, çamaşırdan anla, bulaşıktan anla. Yani daha ne diyeyim ben? Hatırlarsınız eskiden böyle bütün derslerin bir arada olduğu bir kalın kitap vardı. Aynı onun gibiyim. Bunlar köze çok yakın. Arada bir çevir, yakma onları. Bunu ben böyle başında duracağım mı böyle bunun? Herhalde yani. Ateşi çok yüksek olmaması lazım onun. Evet, kebabı közde gördük, sürmeyi gözde gördük. Birbirinden güzel yemekleri en amarat benim de gördük. Ay, nasıl da güzel koktu be Meret. Kadir, onlar yanmıyor değil mi? Sen merak etme, ben başındayım. Bizim yanmasın sakın aman. Sonra Ebru ablayla uğraşırız bak. Benim çocukluğum başı büyük ormanında geçti. Ey gidey. Kayıp çocuk hay gibi dolanıyordum oralarda. Az mı hafta sonu piknik yapardık. Şu an vallahi onun kokusu gözümde canlandı koskoca mazi. Şu an bence güzel pişiyorlar ya. Önünü arkasını nasıl pişireceksin? Şöyle tutacağım işte. Aa, şey piştikçe ağırlaşıyor ya zar. Her işten anlıyorsun, burada söylesene bir şey. Gel koy şu mangalın üstüne. Bir tanesi yanmış. Aman gözünü seveyim, dikkat et. Aman aman aman. Vallahi sonra benden bir... Aslında ben böyle büyük bir iş almak istemiyorum ya. Ana yemek bu. Ana yemeği Kadir Ezildi diye iteledi. Ben ne saf çocuğum ya. Kalbimde aklım gibi temiz. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Hemen kabul ediyorum. Hep senin yüzünden. Senin çenenden korkumu alıyorum böyle işte. Amanını kelle, kelle, altını üstünü yelle. Amanını kelle, kelle, altını üstünü yelle. Kelle ateşte tuz ister. Dırınım. O dırınım kısmını söylemeyecektin. Tüm ritim bozuldu. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Ah çıtı pıtı, mini mini. Mis kokuyor, pembe teni. Gel bir parça koklaşalım. Vallahi bırakmam seni. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Te te te, yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Çevirelim sosuyla, balzamiko sirkesiyle. Hadi kusura bakma ama bir şey söyleyeceğim. Seda Hanım. Efendim. Bu etleri sizin bakmanız lazım. Bakayım. Kadir yakıyor bunları. Ben de beni savunuyor diye ümitleniyorum. Hayır hayır, gayet güzel bir şey. Şeylerin yanması çok önemli değil. Kuyruk yağların yanması çok önemli değil, tamam mı? Onları zaten koymayın. Bir şey diyeceğim, az şöyle koyayım. Bir 5 dakika aynı yönde bir dursunlar. Bak, bunların pişme süresi 8 dakika Kadir. 8 dakikada pişer mi, evet, bu? Evet, 8 dakikada. Pişti zaten bunlar. Aynen, şey yapma. Heh, böyle kalsın. Tamam, ben lavaş açmaya gidiyorum. Sen koş lavaş, aslında şurada bir yer sofrası olacak. Sen de yanında lavaşı açacaktın. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden. Göynüm geçmez güzelden. Göynüm geçmez güzelden. Kız, bunlar dana mı kuzu mu? Kuzu Kadir, kuzu. Hiç kokmadı. Bu bayağı tavuk gibi kokuyor. Yemin evet, marinesi öyle çünkü. Kolu komşu, dünyanın parasını verdim, millet kanat kokusu alacak ya. Kuzu şiş kebap bana göre çok basit. Şişe takıp mangalın üzerine koyacak. Herhangi bir hamaratlığı yoktur, el oyalaması yoktur. Sadece marine gerektirir. Marinesini doğru yaparsa, bir tık yumuşak olursa güzel olabilir. Ama onun dışında hamaratlık adına herhangi bir şey sergileyemez kuzu şişle bize. Canım, ben kuzu kokusu almazsam nasıl yiyeceğim onu? Biri kuzu kokusu almak ister, biri istemez. Kimin ne diyeceği belli olmaz. Ama bu dolandırıcılık yani. Kız, sen bunun sakın kuzu eti olduğunu söyleme ha, bakalım anlayacaklar mı? Kadir, onlar anlarlar mı? Onlarda o damak tadı var mı acaba? Aa, damak tadı yok, hiçbir şey bilmiyorlar. Bunlar boş kola şişesi mi? Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda, seni ağlarlar. Anaydan babaydan yaradan ayrı koyarlar. Adana'dayız. Hala mı inanmıyorsunuz? İnanmayın, Zekeriya köydeyiz. Villanın bahçesine çamaşır astık. Şimdi mangal yapıyoruz. 2 güne kalmaz bizi buradan atar. Evet, eğer ben ileride Allah nasip eder de bir gün villaya taşınırsam hayatım aynen bu şekilde olacak. Aha, lafa daldık, lafa daldık. Yandı. Kadir. Merak etme. Ama bunun tersi de pis, çok fazla şey yapmayın. Hanımefendi, rica etsem gelip bakabilir misiniz? Geliyorum. Sayın Seda Hanım. Seda abla, bunlar pişti. Kadir, bunların piştiğini nasıl anlayacağız biliyor musun? Laboratuvara mı göndereceğiz? Hayır, bir tane yiyeceğiz, bakacağız. Kadir, bunlar pişmemiş daha. Hani 8 dakikaydı? Efsane. Ay.
Gerçekten efsane. Alalım o zaman, yanıyor bunlar. Tamam. Alalım. Evinsin bak, pişti değil mi? Sonra lakalık olmasın. Evet, 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 alalım. Bunun üstünü kapatalım. Bir şey servis yapmadan önce bir 5 dakika koysun, gene ısınır belki bu. Ben bunları ne yapacağım şimdi? Akşama kadar böyle kenarda mı duracağım? Kadir, akşama kadar kenarda durmayacaksın aslında. Ben lavaşları ıslamak istiyorum aslında. Bunları yağlı kağıda sarsam? Evet, evet, süper olur. İşte lavaşları da biraz ıslatmak istiyorum. Siparişler hazır arkadaşlar. Kebapları yağlı kağıda sarsam. Kadir, bu bana lazım. Bez bana lazım. Ama bence eti buna saralım. Et bunda, en iyi bunda durur et. Şuraya bismillahirrahmanirrahim koydum. Tamam, yağlı kağıt da orada soğumaz. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben lavaşları yapmaya çalışıyorum, inşallah kabaracaklar. İki tava birden bakayım. Evet. Seda Hanım, bu şiş kebabı nasıl servis edeceksiniz? Lavaşla böyle çekeceğim. Ondan sonra yanına... Ama bu lavaşlar bazlama gibi oldu. Kadir, biraz ince aç bunları. İnce açıyorum da domates, biber közlememiz gerekiyordu Kadir. Mangal at hemen. At bak, aynen. Bak sen bunu biraz ince aç. Bazlama gibi oluyor. Allah. Kadir, mangalda taze soğan denedin mi hiç? Hayatta denemedim. Ben de denemedim. Gel bugün deneyelim. Sarımsak atabilir miyiz bak? Mangala Kadir, bunları mangalın içine atabilir misin onlarla birlikte? Biber çok acıdı istiyiz. Çok acı, bir şey olmaz ya, yansınlar da konuşmazlar bari. Aa, bir dakika, ya tencere, küçük bir tencere, taş kadayıfları şey yapmam lazım benim. Kızartmam lazım. Bezi götürdü. Kömür iyi mi Kadir? Şu an gayet güzel. Şimdi közü kaldırıyorum. Güzelmiş. Seda Hanım, masayı hazırlamadınız. Aa Kadir. Vay Kadir, masa yok. Bunları hemen atıyorum, masaya geçiyoruz. Son 20 dakika. Ne? Son 20. Ay Kadir dur, kadayıflar. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum, yetişin dostlar, tutuşuyorum. Pideler yanıyor. Yanmaz, yanmaz. Aa, nasıl güzel kabarmış. Ya var, maşallah. Ay Kadir. Lavaşları, senin iplerini çok kalınlaşmışsın, ona bazlama gibi olmuş. Ya zaten keseceğiz ya, bir şey olmaz. Tamam mı dış ses? Bence biz bunu mangala atalım. Patladı. Adana'mızın güzide lezzetlerinden gene olmadı bu taş kadayıf. Zaten ömrümde duyduğum en tuhaf tatlı. Kremin içine ceviz koyup şerbeti atmak. Var ya bak, efsane oldu yemin ediyorum. Lavaş dediğim biraz ince olur arkadaşlar. Kadir, ama o kadar da ince çiğ köfte lavaşı mı olsun yani, kebap yiyecekler. Ama kebaba gittiğimde bana bunu vermiyorlar yani. Tırnaklı pide mi yapalım? Şişli ablanın mazlaması, Sivas'ta yapıyoruz biz bunu. Niye kebapta unu kullanıyorlar? Balon gibi geliyor. Balon gibi geliyor ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunları hemen koysana, kuruyacak onlar. O bezi boşuna mı koydum oraya ben? Ben ne bileyim o bez niye oldu? Açtım bunun altını. Altı. Ya kızmadı. Bir dakika. Şey kızmadı ya, aynen. Ona bakacağım. Tahta kaşıkla bakacağım ona, ben oldum olmadı. Arkadaşlar son 17 dakika. 17 dakika Kadir. Gidiyoruz, sofra yok. Yarışmacımız dedi ki birlikte alayım yapacağım. Diğerleri yemekten anlamıyor dedi az önce. Kuzu etinin kuzu eti olduğunu anlamayacaklar dedi. Anlamayacaklar. Hepsi boş bir kola şişesi dedi. Aynen öyle. Bir dakika, ne yapalım? Aa, sos yapayım. Salatalım sos. Ne oldu? Ayağımı çöp kovasına vurdum yine. Yerin kenarına sıyırdı bacağımı. Lavaş yanıyor, lavaşı çevir diye kalktım birden. Sana mı kaldı lavaşın durumu? Şimdi bir dakika. Hem de kaval kemiğim, oranın kemiği de ince. Bak Kadir, şov yapma. Parmağım kopsa şov diyecek adam ya. Kadir, maydanoz. Maydanoz destesiyem, gülenin kestesiyem. Bacağımı sıyırmışım ben burada. Ataşlara gelesin Manolya. Kadir, maydanoz ver Kadir. Şurada maydanoz İnsan yerine koymuyorum. Kadir, birazcık geçemiyorum maalesef. Parmağım kopsa öteye git diyeceksiniz. Merhametiniz yok, teşekkür ederim. Belki senin lavaşını düşünür de atlarsın, ses benim başıma o gelir. Allah razı olsun Kadir. Başka bir şey sosu var mıydı? Kalmadı. Her şeyi yaptım bak. Allah razı olsun. Senden de nedir? Son 15 dakika. Kadir, son 15 dakika. Ya bırak gitsin. Kızmamıştı. Ne anladın? Şimdi yağ kızdığı zaman tahta böyle köpürüyor Kadir'ciğim. Tahta köpürmez. Hadi gidelim ya. Dur bakayım, başka bir şey kaldı mı? Kadir, sen yağ bakarsın, tamam mı? Böyle bunu şey yaptığın zaman köpürüyorsa atarsın içine. Tamam. Hadi. Sana bir şey diyeyim mi? Şu an sarımsağın kokusunu alman lazım. Nasıl koktu? Kadir, pideye kaşar koyacağız. Yağ kızdı mı? Kız, kaşarın yağın içine niye atıyorsun? Tatlı için, tatlı. Adımdan yağ kızartacağız ya tatlıyı. Bugün. Tatlıya niye kaşar koyuyorsun? Tatlıyı kızartacağımız yağ kızdı mı? Tamam, kızmadı daha. Kaşar nereden çıktı? Pideye kaşar koymayacak mıyız Kadir? Ben ne bileyim, koyarsınsa koy. Koyayım mı şimdi? Evet. Of. Kaşar mı koyuyorum? Evet. Bol koy böyle. Ama bak, onu takip et. Ne olur şey yapmasın. Tamam böyle. Ben kaşar takip edeyim. Sert olmasın. Bunu aldığımız zaman bir dakika. Burayı tereyağı süreceğiz. Tamam, hadi ben gittim. Bence fırını kapatalım. Kapat Kadir, kapat. Bir şey diyeyim mi? Yalnız bu kızın hiçbir şey olmasa bu pidesi enfes oldu. Sana bir şey diyeyim mi? Sen bir de bunun
kaşıyıp sana bir peynirli yapsaydı. Elimi koyacak içinde. Yağ kızdı mı dış ses? Yağ kızdı. Yağ kızdıysa Kadir onları. Koy. Adana'nın yolları taşlık, yok cebimizde 5 kuruş harçlık. Koyma, açılırlar. Tamam. Am gitti kahvede gençlik, am Adanalı, paşam Adanalı. Evde duramıyorum sana da danalı. Bu ne? Sebep, seni bunlarla Şişli'ye kadar kovalayacağım Zekeriya köyden. Am gitti kahvede gençlik. Yalnız Adanalı'dan daha iyi yaptı. Evet, hiç patlamadı ve çok güzel oldu. Hamurunu mayalandırınca demek daha güzel. Aa, hamura bak, göz göz açıldı. Kadir, onları kuşu hemen bunun içine atıyoruz. Elem teneffüs kem gözü. Kızarması iyi mi, bir bak. Bir bakacağım. Hayır hayır, daha böyle nar gibi, içli köfte gibi. Ondan sonra içinde maya kokuyor. Pek kız bak, sen bunu iyi becerdin ha. Kadir maşallah. Ama de. Ama bir şey diyeceğim. O yarışmacı irmik koymamıştı içine. Emine abla irmik koymamıştı. Sadece krep hamuru gibi yapmıştı. Olsun, o da heyecanlanmıştı galiba. Kadir, şerbetin içinde 2 dakika duracak. Adana'da çekim yaparken gece canım tatlı istediğinde çıktım, anam yandı. Çıktım gece böyle sokakta taş kadayıfçı arıyorum. Adam taze taze yapıp veriyor. Düşünün, Adana'nın arka sokaklarında tek başıma yürüyorum. Kaç dakikamız kaldı? 9 dakika. Kadir lavaş yandı. E o zaman tatlıya sen bakaydın. Bu ne şimdi? Esmer ekmek bu. Taş kadayıf yanıyor, çekil. Kız kalk oradan, tabak ver. Zaten getirmen 3 gün sürüyor, uyuşuk. Kadir, şerbetin içinden alman lazım onları. Aldım. Tamam. Zedelenmesinler ama ağzım ağzı açılır, Allah korusun. Bunun ağzını iyi kapatmak lazım. Hamuru eğer biraz fazla pişirseniz ağzı kapanmaz. Salatanın sosu tamam, salata tamam, lavaşlar tamam. Domatesler zaten közleniyor. Şişler hazır. Bir şey yandı, bir şey. Vallahi yanı kokuyor. Kaşara bak, kaşara nasıl güzel olmuş. Kaşarın biraz kızarması lazım ama çok böyle... Ben dedim sunumda kızarsın gibi kalmasın. O. Ben o tavuğu bir çevireyim. Aa, güzel kızarmış bak. Sarımsak hele enfes oldu. Ben şimdi o sarımsak közledim ya, onu tavuğun etinin üstüne sür böyle. Macun gibi oldu, macun. Seda Hanım, masa hazır mı? Evet, evet. Çok güzel oldu ama tatlı. Taş kadayıf bir fiyasko seçim bence. Krep tarzı bir hamuru var, yine mayalı bir hamur. Arkalı önlü kızartmaması gerekiyor, bir tarafını pişirmesi gerekiyor ve hamur olmaya çok müsait bir tatlı. Krep gibi bir şey, bunun mutlaka sıcak yenmesi gerekir ama tatlısı da çok basit. İnşallah yetiştirir. Kadir, şey, ne? Limon, tuz, salatanın ekşisi. Sosunu en son dökebilirsin. Tamam ama hazır yani bunlar. Tabii. Değil mi? Tamam. Onlar ama bir Kadir ya, Allah seni ne yapma. Kadir, fazladan lavaş var mı? Fazladan gerçekten? Da o bence. Ayıracağız. Nar ekşinin, limonun, tuzun, yağın, hemen şunu karıştır. Çorbamız, tatlımız, sosumuz, ben her şeyimiz birazcık bitti. Ben birazcık daha yoğurt koymak istiyorum Kadir. Niye? Sanki biraz tuzlu gibi geldi bana. Son 30 yoğurt gelsin, hemen yoğurdumuzu katalım. Bir şey kaldı mı? Yoğurt. Yoğurt, yoğurt. Aa, pidenin yanlarına tereyağı sürdün mü? Yok, çıkarırken Kadir. Dedin yok mu sen? Son 15 saniye. Yapalım mı şimdi? Olur mu? Tereyağı. Ne zaman sürecek ben ne bileyim, sana kalmış o. Şimdi süreceksen şimdi sür. Yani yumuşaması için, yanları böyle şey sert olmasın. Son 5 saniye. 5 saniye, 4, 3, 2, 1 bitti. Süre bitti. Evet. Haftanın ilk mutfağını bitirdik. Ellerine sağlık Sedacığım. Teşekkür ederim. Enerjiktin gayet. Elinden geleni yaptın. Güzel olan lezzetlerimiz de ortada zaten. Masamızı da kurduk. Şimdi gidiyoruz, güzel bir ev sahibi olarak misafirlerimizi ağırlayacağız. Tamam. Bakalım masa nasıl geçecek, merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi gibi geçecek. Şampiyonlar Ligi nasıl? Ben Şampiyonlar Ligi gibi geçecek böyle. Çok coşkulu geçecek yani. Sen coşatacaksın milleti. Herhalde. İnşallah paylamazsın milleti. Bakalım artık. Damarına basarlarsa aynen öyle, terstir terstir diyorsun. İkinci Seda'yı görürler dedim ben sana sabah. Bugün birinci Seda'yı gördünüz, yarın ikinci Seda'yı göreceksiniz. Hadi masaya. Geç, görüşmek dileğiyle, kadayıfları iyi muhafaza edin. En Amanat filmde bugün Seda Hanım misafirlerini tam 7 çeşitten oluşan bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız brokoli çorbası, kıymalı kaşarlı pide, yoğurtlu göbek salata, kuzu şiş, meyhane pilavı, kebapçı salatası ve taş kadayıfla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Ben şuraya küçük bir çiçek olabilirdi. Çiçek yani ben tercih çok gereksiz, gereksiz buluyorum. Domates rengi değil bu, çiğ. Evinizde 2 saat süreyle yarışıp yemek yaptığınız oldu mu hiç? Vallahi süreye tutsam 2 saat bile sürmez. Bir de hamuruna zaten maya girmez. Bu etler hiç pişmemiş. Bu pişmemiş diyerek gerçekten vicdanınızla mı söylüyorsunuz? Gerçekten eti pişmemiş. Şu meyhane pilavı çok cıvık olmuş. Meyhane pilavı hayatınızda yediniz mi? Tatlı seçimini hiç doğru bulmadım. Hamur olmuş bitti.
Merhaba Seda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hanımlar bütün gün heyecanlı dışarıda beklediler, acaba içeride ne oldu, nasıl gitti işler? Aynen. Evet. Aynen merak içerisinde. Çok merak ediyoruz. İnşallah güzel lezzetlerle merakınızı gidereceğiz. Umarım. İnşallah. Çok acıktık, inşallah doyarız. Bu zamana kadar hiç evinden, masandan aç kalkan oldu mu? Olmadı. Olmadı. O zaman siz de kalkmayacaksınız inşallah. Göreceğiz bakalım. Evet, menü hakkında konuşalım. Arife Hanımcığım hoş geldiniz tekrardan efendim. Menüyü nasıl buldunuz En Emanet Menü programı için? Menüyü aslında basit buldum ben. Başta da zaten söyledim. Çorba hepsini koy tencereye, haşla, blenderdan çek. İçine sütünü, kremasını kat. Sosunu da dök, kaselere doldur. Bu kadar. Afiyet olsun. Ara sıcak, kıymalı, kaşarlı pide. Çok basit. O da bakacağız. Mayalı mı, mayasız mı, poğaça gibi mi, nasıl? Göreceğiz onu da. Neden basit? Neyi basit? Tabii ki çok basit. Yani hamurunu kendim yoğurdum. Mayalanma süreci var, tadı var, lezzeti baştan var. Baştan kaybettiniz. Mayalanma süreci var. Mayalanma oldu mu zaten poğaça gibi olmuş oluyor o. Geldiğinde konuşalım. Sen şu an pideyi direktman eledin. Baştan kaybettiniz. Pideyi de eledim. Zaten brokoli çorbasını da eledim ben baştan. Peki lezzeti güzel olursa brokoli çorbasını? Bakacağız artık lezzetine göre. Lezzetine bakacağız ama sen lezzetten önce direkt brokoliyi kolay bulduğun için eliyorsun zaten. Çok kolay zaten. Buldum tabii ki. Davet sofrasına uygun Kadir değil Bey, bence. Bir de yani brokoli kokan bir sebze. Herkesin sevebileceği bir sebze değil. Çoğu insan bir de, sevmez. Bir risktir yani. Brokoli çorbası cesaret etmişsiniz. Bakalım rengi nasıl olur. Bir de brokoli zamanı size. Değil. Kıvam çok yani önemli. O zaman riskli bir çorba. Riskli. Yani menüm zaten meşakkatli bir menü. Uğraştırıcı kuzu bir menü. Ama kuzu evet. Şişe takıp da Seda Hanım. Mangalı atmak meşakkatli bir menü. Mangalı siz mi yaktınız Seda Hanım? Evet ben yaktım. Helal olsun siz yaktıysanız. Yani soruyorum. Soruyordu Seda'dan bir mangal. Yani beklemiyordum. Soruyorum hayatınızda kaç kere mangal yaptınız? Sen mangal yaktığımızı nereden duydun? Sordu ama değil mi? Yaktınız mı diye sordu yaktınız. Hayır mangalı siz mi yaptınız dedin. Mangalda pişireceğimizi nereden biliyorsun? Yani menüde öyleydi. Ama menüde kebap mangalda olur zaten Kadir Bey. Kebap şiş dedi. Kadir Bey. Şiş mangalda olur. Kebap mangalda olur yani. Başka bir yani alternatif. Yani fırında yapsa eğer olmaz mı? Kurur. Olmaz tabii fırında kurur. Kurur. Mangalda çok riskli. Çok pişireceğiz. Demek ki çok basit olacak. Bir... Az pişirirsen bir şey olacak. Boş yaptı da galiba. Öyle bir şey yaptı Derya Hanım. Peki lavaşı kendiniz mi yaptınız? Kendim yapacağım yaptım. Demiştiniz. Bravo. Peki bunları kendi yaptıysa, mangalı kendi yaktıysa, lavaşı kendi açtıysa yine sizin için basit bir menü mü? Evet. Valla benim için mangalı yakmış olması bir maharet göstergesi değil. Mangalı bir çünkü... şiş atıp yani çok bir şey değil yani bu. Mangalı şiş atacak alt tarafı. Kasabın kestiği eti hani... şişlere geçirip orada alt arka dönüp pişirecek yani. Marinasyon yok mu o yani? Önemli işte ben onu soracaktım zaten. Marinasyon kurumadı mı sıcak gelecek mi onu gelmeyecek mi? Onu da yiyince anlayacağız. Ne kadar marine olabilir ki? Ya bir de marinasyon süte işte buluyorsun o kadar. Yani o da bir şey başarıdır yani. Seda Hanım süte buluyorsun de. Baharat ve süt bu kadar. Marinasyon dediğin... Sizin marinasyon anlayışınız o olabilir ama benim marinasyon anlayışım ya da yoğurttur değil ya da süttür, baharattır bu kadar yani. Bir gün öncesinde yatırmış olsanız hadi olmasın. Diyeceğim zeytinyağıydı, süttür, bir gün öncesinde yatırmış olsaydım bu olabilir. Sefer diyecektiniz ki bir gün hayır, öncesinden hayır. Yaptın neden getirdin kabul etmeyecektiniz ama ben en kısa sürede istediğiniz lezzeti önünüze sergileyeceğim. Ama marinasyondaki zorluğu ben yemek gelince soracağım size. Yani marinasyon da basit bir şey. Kuzu eti normalde zor pişen bir et. Sert kuzu pişir. Eti. Evet. Kuzu eti dana çok kolay göre, pişer. Dana etine göre daha hayır. Sert olur mu? Dana eti aa, daha yanlış sert biliyorsunuz. Pişer. Hayır tam dana, tersi. Kuzu eti çok çabuk evet. Pişer. Dana eti çok tam tersi. Geç kuzu pişer. Çabuk pişer, dana zor pişer. Demek ki Seda Hanım dana ilk defa yapıyor. Dana sertleşir pişti. Aynen. Seda Hanım ilk defa yaptığı için bilmiyor. İlk defa yapmadım tabii ki. Etle ilk defa tanışmıyordum. Karıştırdınız ama yani tam tersi. Kuzu eti, bunu herkes bilir ama kuzu eti çabuk pişer. Çabuk pişirirseniz aşk olacak. Devam etmek istiyorum Arife Hanım'dan. Evet. Sofrayı nasıl buldunuz öncelikle? Masamız sade, şık. Yani şuraya küçük bir çiçek olabilirdi. Çiçek yani ben çok gereksiz buluyorum. Ama güzel şık. Gereksizlikten kastın kalabalık mı görüyorsunuz? Evet evet. Yani çok boş ama bu şekilde de çok bomboş yani. Ortada bir şey ya isterdim. Ya bir şamdan olsaydı, bir çiçek ya da olsaydı. Yani de şamdanla mı yemek yiyorsunuz? Şimdi Seda Hanım evinizde şamdan mı koyuyorsunuz, evet. Çiçek mi koyuyorsunuz dediniz ama burası ev değil bir. Yok yani evimize gelen herhangi bir misafir de değiliz. Bu bir davet sofrası ve daha özenli, daha şık olmalı. Ya evet. De.
Siz kötü de evinize değil. Bir davet veriyorsunuz kız, sonuçta değil mi? Yani bu, davet olarak bu özel bir davet ama. Ya da bir şey toplantıya gitmek değil. Hani evimize gelen her misafirimiz özel olmalı bence. Ben yani... Ya bu zaten böyle akrabamızla kurduğumuz bir sofra. Evimize gelen her misafirde bu şekilde mi masa hazırlıyorsunuz? Evet, bu şekilde masa hazırlıyorum. Bu şekilde sade. Kolay, evet. Toplaması da kolay, her şeysi kolay. Ne güzel. Ebru abla farklı bir pencereden bakıyorsun. Her şey kolay, yani hiç özenmemiş. Sen şu an özensiz masadan oturuyorsun. Yani tamam, tabakları şık olabilir. Ne bileyim yani, bir bardaklar özensiz. Hiçbir şey olmasa, vallahi bir şey olması lazımdı burada yani. Yani hiç şu an olmasa. Bir programa gelmiş havası var mı? Hayır, hiç yok. Vallahi yok. Bence son dakika hazırlanmış bir son sofra. Hazırlanmış. Bana öyle bir izlenim son verdi. Son yetiştirilmiş gibi duruyor. Evet. Peki Arife, sabah Seda'nın karşılamasını nasıl buldun? Karşılaması güzeldi. Hoş geldiniz falan güzeldi ama böyle bize burnunun ucuyla cevap verdi. Tavrı böyle çok şeydi. Bizi böyle neydi? Küçük görür gibi. Küçük görür gibi. Evet, küçük görür gibiydi. Evet, küçümserdiğini mi hissettin? Aynen öyle hissettim. Çünkü arkadaşlara dönerken bile bizi böyle küçümser gibi döndü. Yok yani benim beni ilk tanıyan insanlar her... Yani bu yoruma alışkınım ben. Böyle söylerler. İlk girdiğin ortamlarda hep bu tarz mı cevaplar geliyor? Bu tarz genelde böyle oluyor. Ama beni tanıdıklarında aa hani biz senin için böyle düşündük ama sen hiç öyle değilmişsin oluyor. Ama biz seni o kadar çok uzun burada zaman tanımayacağız. 5 gün içinde yani böyle yaparsan... Çok da samimi olmaya gerek yani yok. Yani evet, bence de yani böyle insanların olmaz ki. Peki Ebru abla, sen düşünüyor musun Arife gibi? Cidden sabah kibirli mi davrandı size, küçümsedi mi sizi? Yani o hissiyata kapıldın mı sen? Kibirini ben şey yapmadım da yani, bir soyuk karşıladı. Ben kibirini şey yapmadım. Sarılmasını çok... falan mı bekliyordun? Yani siz daha samimiydiniz mesela. Falan. Sanki siz ev sahibi de hani o hiç şey karşılamamış yani gibi. Yani sanki... Hadi oturun, dizilin, işiniz bitsin. Seda Hanım misafir de biz ev sahibi gibi olduk. Hiç öyle tahmin ettiğiniz gibi değil. Ya da bugün bir odak noktası siz mi olmak istediniz? Bir ara öyle bir tavırın... Öyle bir tavrınız oldu bir ara. Hani i̇şte bana dönün gibisinden Kadir Bey. Beni unutmayın gibilerinden peki, oldu. Peki ön planda kim vardı sizce sabah? Sabah bence Ebru Hanım vardı. Senin ön planda olmandan Arife de rahatsız olmuş, evet. Ebru'dan hariç. Tabii, çok olurlar. Sen onun yanındaydın, niye rahatsız oldun? Fırsat vermedi ki zaten biz Ebru Hanım konuşalım. Aa, konuş, şimdi konuş. Tabii ki vallahi konuş. Yani ön planda olma yetkisini Ebru Hanım'a verdik biz bugün. Hayır, yani bugün o plandan gelmedim. Ben doğalım. Böyle fazla konuştu yani. Ben doğalım. Neyse, yok sordun, ben de söyledim. Fazla yani bir şey yaptım. Yani Seda'nın bu soğuk kalmasının sebebi Ebru Hanım'ın ön planda olması mı? Ebru Hanım fırsat vermedi ki zaten Seda Hanım'a. O zaman Seda Hanım'a niye diyorsun? Soğuk, sen de mi? Öyleydi zaten. Seda Hanım ilk girişte sordu Kadir Bey. Hayır, Ebru Hanım kendini ön plan attığı için mi Seda soğuk kaldı? Yok yok, ondan önce siz sordunuz zaten Seda Hanım'a, arkadaşları nasıl buldunuz falan diye bir tavırla bize cevap verdi. Sonra zaten Ebru Hanım da fırsat vermedi. Hı, tamam, konuşayım. Peki senin gününde de Ebru Hanım'a bu tarz konuşması seni rahatsız eder tabii mi? Tabii ki eder. Hı, tamam. Ama Ebru abla genelde her girdiği ortamda yani, bir tık ön planda oluyor musun yani, galiba? Burcum gereği. Burcun ne? Balık. Balık. Evet, balıklar biraz kendinden söz edilmesini sever. Ama ev sahibini rahatsız ederse geri plana çekilir misin? Tabii çekilirim. Hiç şey yapmam. O zaman ben bugün rica ediyorum, sen biraz geri çek. Yok ama şimdi yarışma için ben çekilsem siz izin verecek mi? Beni rahatsız etti. İzin verecek misiniz geri çekilsem? Hayır tabii ki çekilirim yani. Ama onun dediği geri çekilme farklı bir geri çekilme. Nasıl bir geri çekilme? Hani öyle şey, hani çok önde plan değil, böyle çok şey hazır cevap değil de yani hani diğer arkadaşlarımıza da böyle biraz söz hakkı vermeyin. Onun söz hakkı vermesine gerek yok canım. Ebru Hanım'ın sizi konuşuyor. Ebru Hanım tabii ki de istediğini söyleyecek yarışmacı olarak. Evet. Eleştirme hakkı var. Senin belki yaptığın yorumu beğenmeyecek, sana müdahale edecek. Orası ayrı bir şey. Ha, ev sahibi olarak Seda Hanım da tabii ki kendi hakkını savunacak, masasını savunacak. Sağ olsun. Buraya susmaya oturmaya gelmedik. Güzel yani, Ebru Hanım'ın ön planda olduğunu düşünüyorsanız siz bir tık daha öne çıkmak için çaba gösterin. Ne kadar çıkabiliyorsunuz görelim Arife Hanımcığım. Peki o zaman çorbalarımızı alalım mı biz? Alalım. Brokoli çorbası Ebru abla ilk defa içecekmiş. İlk defa içeceğim. Evet, deneyeceğiz. Zaten Seda da daha önce içtiğinizi düşünmüyordu bugün mutfakta konuştuğumuzda. Seda Hanım çok mu üzerinize geldiler? Çok üzerime gelmediler ama Ebru ablanın boş yorum yaptığını düşünüyorum. Yani bir şeyi bilip değil de hani ön planda olma şeyi, kendini gösterme arzusu. Ana yemeğinizi şimdiden basit görmeleri modunuzu düşürüyor mu? Tabii ki de hayır, çünkü ben yemeklerime güveniyorum, elimin lezzetine güveniyorum. Boş konuştuklarının farkına varacaklar yemekleri görünce. İçimden sürekli sakin olsaydı, sakin olsaydı, ev sahibisin. Yok, bu şeyler benim evimde olsa o çoktan gitmişlerdi benim evimde. Sizin evinizde olsa ne yapardınız? Kovardım. Şaka yapıyorsunuz. Yani kovardım derken... Gerçi beni tanımayan insanlar benim evime gelmezler. Beni tanıyan insanlar bu şekilde konuşmazlar. Ama
boş konuşmak için gelmişler diye düşünüyorum. Evet, Suzan Hanım'dan başlayalım. Öncelikle brokoli kokusu alınabilecek bir evet, alınıyor. Nasıl alınıyor? Şöyle, ben rahatsız olmuyorum kendim de yaptığım için. Ama dediğim gibi benim yaptığım usulle yaptığınız zaman kokmuyor. Sütle koyduğunuz için o kokuyu alıyor. Blend ettiğiniz zaman o koku yoğunlaşıyor ve hakikaten var o koku. Evet. Beni çok fazla rahatsız etmiyor. Ben brokoliyi severim. Ama brokoli herkes sevmez. Dolayısıyla bu koku rahatsız edebilir başkalarını. Şu renkten de ben çok hoşlanmıyorum. Biraz tuzu bir tık fazla kaçmış. Kıvam olarak güzel. Ben kıvamını da güzel bulmadım. Sıvı. Yok, kıvamı sıvı. Kıvamı güzel bence. Ben tuzunu fazla buldum. Blend değil de doğramasını tercih ederdim. Şimdi ben brokoli çorbasını hiç doğranmış yapmadım. Yapana da denk gelmedim, öyle söyleyeyim, taneli olarak. Genellikle herhalde taneli çorba yemeyi seviyorsunuz herhalde. Yo ben brokoli de özellikle bilhassa bu blend olayından hoşlanmıyorum. Hı-hı. Kokusu bayağı da yoğun. Yani. Brokoli çorbası kokacak illa. İşte hani tercih edilmeyebilirdi. Evet, kokusuna çok bir şey yapamayabilirsiniz ama. Tabanda ne var? Destan. Bakabilir miyim? Tabii. Bir bak istersen. Değiştirebilirim istiyorsan. Yani sonuç. Olur. Aynen. Evet, olabilir. Çünkü kalabalık çünkü kritik. İster istemez. Yoksa yıkadım yani hepsini tek tek yıkadım. Peki siz nasıl desen buldunuz çorbayı Arife Hanım? Çorbayı çok sade buldum. Zaten bayağı cıvık su gibi diyebiliriz. Şimdi bu çorba yani üstüne cırt şöyle mı? Bir sos falan isterdim. Çok evet, renksiz, kremalı çok bir sos böyle üstünde. Krema değil de krema alakası olur. Zaten kreması toz içeri. Şimdi bu brokoli çorbası toz biberle olmaz. Yani üzerine bir yağ yakabilirdim. Zaten kreması var. Ama zaten içinde yağışın çok fazla. Hiçbir şey yok. Arife Hanım'ı bitirsin, tek tek geleceğim arkadaşlar. Hiçbir albenis yok yani. Üstüne böyle bir yağ falan isterdi. Şimdi içinde zaten tereyağı çok fazla önce bir gözümü doyursaydı. Hani çok değil mi? Gözünüz doymadı mı? Hayır. Hem tereyağı var içinde. Yani öğlen saatlerinde benim kızıma yaptığım, böyle hemencecik blenderdan çektiğim, o da tam çekememişsiniz bile. O tarz bir çorba. Tuzu gerçekten Suzan Hanım'a katılıyorum. Tuzu bayağı şey yoğun. Zaten bayağı da sıvı. Yani şimdi bunun bir ton katısı için bekleme süremiz var ya. Evet. Ona göre yapıyoruz ya. Hani ben ama eğer bu da bayağı bunu cıvık yani bakın. Bayağı su gibi yani. Şimdi bu çorba su gibi mi? Evet. Bayağı su gibi. Afiyet olsun. Peki tadı nasıl? Yani brokoli kokusu geliyor mu sana? Geliyor da? Evet, brokoli kokusu bayağı da yoğun geliyor yani. Hatta içer içmez dedim ki ne kadar kokuyor, lahana gibi diye. Peki kokusunu nasıl alabiliriz? Sen madem ki kızına yapıyorsun sürekli. Aynen. Sizin yaptığınız brokoli kokmuyor mu önce yani? Önce bir soğanı kavuruyorum, soğan koyuyorum. Ben sanırım sizde soğan da yok. Var. Soğanını önce kavuruyorum, sonra patatesini koyuyorum. İçerisine brokoliyi koyuyorum. Havucunu koyuyorum. Kokusunu nasıl alıyorsunuz? Zaten gidiyor ki kokusu soğanı kavrulduğu zaman. Kendi gününüzde bana lütfen brokoli çorbası yapın. O kokuyu nasıl gideriyorsunuz ben çok. Bir şey sorabilir miyim? Sonra yapayım. Tabii onu yani. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Un kavurdunuz mu öncesinde? Evet. O onu biraz daha hani böyle kokusu çıkana kadar kavurursanız bu kadar yoğun koku olmuyor. Onun biraz o kavrulmuş kokusu bunu bastırabiliyor. Bastırır, evet. Eğer az kavurduysanız yok, bu yoğun koku tam ondan olabilir. Tam kıvamda kavurdum çünkü tereyağla kavurduğum için tereyağı biliyorsunuz hemen yanan bir yağ olduğu için unun kokusu çıkana kadar hatta tencereyle böyle yok hiç böyle un kokusu yaptım falan da yok ki. Sadece brokoli kokusu alıyoruz. Yani ben keşke tereyağı un kavurdu. Çok özür dilerim. Tereyağını bir miktar sıvı yağla karıştırırsanız evet, yanmaz. O şekilde kavurabilirdim. Un kokusu bile yok. Sadece yoğun bir brokoli kokusu alıyor. Yok ben zaten sadece brokoliyi suyun içine koydum. Blender'dan geçirdim önünüze getirdim. Sanki öyle gibi geldi. Evet öyle. Sen beğendin mi Ebru abla çorbayı? Yok keşke brokoli tadı olsa da bu krema tadı çok. Brokoli tadı olsa. Yani bence bir taraf brokoli buram buram yok, kokuyor yani diyor. Yok yani ben hiç yemediğim için yani ben kendi ağız tadıma göre yani oluyorsa yine brokoli tatsın ama bu krema çok tadıyor. Yani tereyağını basmışsın. İçinde krema yok ya hanımefendi. Tereyağı mı koymuşsun? E dediniz tereyağı ya krema koydum. Koydum. Krema yok bunun içinde. E dediniz ya demin. Süt koydum. Süt koydum. Süt işte tereyağı olmuş krema. Ebru Hanım beğenmedi ama brokoli tadı alamıyorum dedi. Bir tarafta buram buram brokoli kokuyor. Bir de dedi çok tuzlu. Çok yoğun brokoli. Yani tuzlu. Çok yoğun evet, tuzu da fazla. Tuzu var da yani içilebilir çok hani böyle güzel olsaydı içilirdi çok yani da. Yani geri tuzlu gidecek bir çorba değil tuzlu diye. Tuzu diye yok. Tuz için gitmez ama sıvılık için, tadı için gider. Peki Derya Hanım.
Ben çok tuzlu buldum, çok süt tadıyor. Yani brokoliden çok süt tadı aldım ya, ben. Krema tadı gibi. Tuz çok rahatsız edici değil ama ilk ağzımıza aldığım zaman direkt tuz tadıyla süt tadı aldım ben. İşte biraz damağınızı uyandırmak istedim ben, hani ben buradayım diye. Bayağı uyandı damağımız. Damağınızda söyleyin, Seda geldi kendine. Bayağı geldi. Uyandı. Peki, afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Lezzet olarak lezzetinde sıkıntı yok, tuzu dışında. Tuzu biraz keskin, yani öyle içtiğinde hemen içecek bir çorba değil. Çünkü tuzu geliyor, keşke son tuzu koymasaydın. Kıvam olarak da, evet sen evde belki böyle yapabiliyorsun ama şimdi genel evde herkesin çorba anlayışı farklı. Çok sulu değil. Ama bizim evde yaptığımız çorba kıvamında da değil. Biz de yaptığımızda bir hafif biraz yani daha böyle bir tık daha bunu hafif kaşıkta kalırcasına akıyor. Evet. Ama şimdi yarışma olduğu için biraz bekleme da bekleyip süresi. Koyulaşma korkusundan açmış olabilir. Eğer tuz atmasaydı lezzetli bir çorbaymış. Son dakika tuz attığın için birazcık kesti beni. Ellerine sağlık diyorum. Bana öyle bir brokoli tanesi gelmedi açıkçası. Kimisinde böyle var. Kök kalıyor öyle. İçinden. Yok, o kadar bir değil. Vurulmuş bir çorba daha ne kadar çekilebilir onu bilemedim. Evet yok. Büyük Kadir Bey size de süt tadı geldi mi? Geliyor. Size nasıl? De süt tadı geldi mi yani? Süt tadı geliyor, evet birazcık bayağı geliyor. Bayağı yoğun geliyor bana. Her biraz size daha anlamadım. Şimdi süt tadı ne dediniz? Süt tadı geliyor mu diye tekrar da krema üstüne olsaydı diye söylediniz. Hayır, görünüş olarak dedim. İkisi beraber olsaydı ağrımayacak mıydı? Daha ağır olmaz mıydı? Ben bir çorbanın tarifini söyledim. Ama tamam, görünüş olarak. Ama içine koysanız bu defa daha ağır olmayacak mıydı? Demeyecek miydiniz bu defa da hem süt hem krema ikisi? Zaten koymadığı için yorumda yapmama gerek kalmayacak. Koysaydı da ona yorum yapardım. Hani krema da dökseydiniz. Görüntü olarak dedim ben. Belki biraz daha katılaştırırdı krema koysaydı. Krema mı katılaştırırdı? Evet. Bu defa da diyecektiniz ki çok ağır, içilmiyor bile çorba. Ama zaten krema koymamış ki bunu tartışmamıza gerek yok. Ama tekrar söylüyorsunuz ya, o yüzden. Tekrar söylemedim, ben süt tadını söyledim Arif Hanım. Krema koysaydınız. İyi dinleyin bence. Dinliyorum ben. Ben iyi dinlediğini düşünmüyorum. Ellerine sağlık. Arasıcık olarak efendim. Kaşarlı kıymalı pide, yanında da göbek salata mı geliyor? Evet. Yani çok enteresan. Brokoli çorbası içiyorsun, brokoli tadı geliyor diye laf ediyorsun. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu hesabı oldu. Sizin bakışlarınız da değişmeye başladı sanki. Evet, çünkü kendi sakinleştiriyorum içimde. Kötü bir şey izlerini bırakmamak için. Sonuçta dediğim gibi ev sahibiyim ben bugün. Onu koruyacağım. Ama kendi günlerinde vay hallerine yani. Derya, sunumu nasıl buldun ara sıcakta? Güzel buldum. Beğendin. Beğendim. Güzel sunumu. Ebru, İnşallah lezzetli değildir. Valla sunum bir kere bunun içinde olmaması lazım. Şurada olması lazım. Çünkü bu kase her oralara sürünüyor. Ellerimizi böyle tutuyoruz, koyuyoruz şöyle böreğin yanında. Olmaz yok, yani. Yok, onun hepsini ben yıkadım. Tamam, olsun da sonuçta. Kimse yok, yok yani bu olmaz. Görüntü olarak hoş bir görüntüsü yok mu yok şu ya, anda? Yok ya, çok bir şey değil Ebru ya. Ebru Hanım'a katılan var mı bu konuda? Tas ve içinde bir de görüntü yani konusunda. Suzan Hanım? Ben görüntüsüyle ilgili rahatsız olduğum bir konu yok. Fakat kaşarı biraz beklemiş, o şeyini kaybetmiş. Hani kaşar yeni erir, beyaz böyle yayılır ya. O formunu kaybetmiş, biraz sertleşmiş. Bir de kıymasını çiğden mi yaptınız? Evet. Öyle bir koku aldım. Pidenin içi pişerek konuyor mu bu arada? Yani kavruluyor onu mu? Onu yani yiyince bakacağım. Şu an bana biraz pembe görünüyor. O pembelik umarım çiğlik değildir o anlamda. Yok, içinde domates, salça falan da var ya. Ha, yani umarım pişmiştir. Yoksa beni yani rahatsız edecek bir sunum yok. Peki afiyet olsun o zaman. Soğutmayalım, buyurun. Bunlar mısır mı? Haşlanmış mısır mı? Haşlanmış mısır, evet. Şey mi? Konserve mi? Ben mi haşlamalıydım? Mısırı nasıl haşlayacak? Şey, mısırlar var, alabilir mesela. Bütün mısır bana başlayacak. Zamanı değil misiniz ki? Yok, ben koymadığım için o zirik seyirmedim. Yok yani. Yok, yani şey, taze mısır bulup bana yarın getirebilir misiniz? Bakın. Zamanı değil Ebru Hanım. Oluyor, dondurucuda ben koyuyorum mesela. Dondurucuda oluyor. Bu arada Ebru Hanım'ın şöyle bir iddiası var. İki tencerede 10 çeşit yemek yapıyor musun Ebru abla, doğru mu? Yani buranın şeyini, stresini bilmem ama ki yani evde hiç böyle mutfağı dağıtmam.
Var ya. İki tencere, doğru çeşit. Yani tencerem var, bir sürü tencere var. Aman onu içim çıkarıyor. Onu döküyorum cam tepsiye mesela, pişiriyorum. Tencerede pişiriyorum. Mesela. Yani mutfakta hızlı ve pratiksin. Pratiğim, onca bulaşık çıkarıyorlar. Allah ben ona şaşırırım. Bilmiyorum ilk defa bunu pardon, yani. Pardon, cam kaba koyduğunuzda da cam kap bulaşıyor sonuçta, ne fark eder? Yok anladım, onu mesela dolaba koyacağım. Yani o tencereyi döküyor, onu pişiriyor, onu ona döküyor, onu ona... Dağınık çalışanları sevmiyorsun. Çok, çok dağınık, salçayı alıyor, bir koy yerine ya. Dolduruyor, o sıfır. Şu anda iki saatle yarışıyoruz. Evet, onu, yani onu bir şey diyemem. Yani ben evde kendim böyle... Ebru Hanım yemek yaparken mutfağını görmek isterim. Valla ben kendi evimde yap olanları söylüyorum. Kendi yani. Evimizde tabii ki biz de her şeyi dört dörtlük yapıyoruzdur. Ama burası da kendi evimiz değil maalesef. Ve süreyle yarışıyoruz. Yani evinizde iki saat süreyle yarışıp yemek yaptığınız oldu mu hiç? Vallahi süre tutsam iki saat bile sürmez. Oo, o kadar hızlı. Yani öyle hızlıyım. Pratik bir kadınsın. Çok çok. Çok çabuğu. Ebru Hanım'ın gününü çok merak ettim. Ben de. Maşallah. Onca yılın çok tecrübesi var. Onca yıl misafir ağırlamış. Bir gün ablam geldi işte, vefat eden ablam. Allah razı olsun. Evet, sağ olun. Oturuyoruz balkonda, sohbet ettik neyse. Eşim 7:30'da geliyor. Hiçbir tane yemek yok. Saate baktık 7'ye çeyrek ver. Allah'ım ne yapacağız? Hemen 5 dakikada mesela malzeme var evde tabii ki. Çorbamı, pilavımı, tavuğumu fırına sürdüm hemen. Zil çaldı, yemek pişti. Abla gülüyor gülüyor. Kız sen ne çabuk yaptın o 20 dakikanın için. Malzeme olduktan sonra. Bazen yani hızlı de... yapılan yemekler de çok lezzetli oluyor. Göreceğiz evet. Bakalım. Burada da 2 saatimiz var. Malzememiz de var çünkü. Malzeme de var, evet. Bir şey alalım bakalım. Yani valla kendimi övmüyorum yani. Estağfurullah. Ebru Hanım'ı kendini övdüğünü düşünen var mı? Ben düşünüyorum. Daha mı davranıyor bence? Ben düşünüyorum. Ebru Hanım yani ben düşünüyorum. Çorbayı, pilavı, tavuğu fırına verdi 20 dakikada. İnan gelen 1 saat. Yani bir kalan bir saatte kahve içersiniz artık yok, Kadir Bey. Yok o benim mutfağımda. Burayı ben diyorum zaten. Buranın stresini bilmiyorum şimdi. Ben evde öyle yapıyorum. Parantez açıyor ama burayı bilmiyorum. Hiç kendini yani kurtarmaya çalışıyor. Tamam ama yani öyle. Mutfağın farkı yok o zaman. Ne farkı var? Nasıl? Elim hızlıymış zaten. Elim hızlı diyorsunuz ya. Evet. Mutfağın farkı ama değil. Ama ne dolacağını onları gördüm. Kamera arkasında konuşturuyorlar. O şeye giriyorsun da yani o strese. Siz ses faktörünü ve mutfağı da boş geçmeyden bir de o var. Ve de sizi. Bir de beni. Peki pideyi nasıl buldun Ebru abla? Bu arada pidenin hamuru mayalanır mı mayalanmaz mı? Vallahi bu yöresele göre. Hani kimisi mayalıyor, kimisi mayalanmıyor. Normalde lokantalarda pide yiyoruz ya evet. Kıymalı kır pidesi. Mayalanıyor mu? Mayalanmaz aslında. Mayalanmaz. Mayalanmaz kıyması da pişmez. Yani çiğden koyarlar. Tamam bu nasıl olmuş? Yani bu yumuşak. Şu altına da bakmam lazım. Unlu biraz ama ki. Bu kıymasının tadını hiç beğenemedim. Neyini beğenemedin? Hiçbir kere bu domates koymamışsın zaten olmaması lazım domatesin de. Pidede domates olmaz mı? Koymaz. Yoktu biberin şeyini koyacaksın soğanını kapyasını. Onlar da var içinde. Biber onlar da ama hiç yani bu. Pideye salça, domates bu, konulmaz mı? Koyan koyuyor yani çok o sulandırıyor anladın mı? Sulanmış mı peki? Bir de cıvık. Cıvık ve çok şey yani sanki çiğ. Domates rengi değil bu. Çiğ. Kıymanın pembeliği. He yani baksana. Bir, bakayım bir açalım. Baksana. Çiğ. Çiğ mi? Yani tadı da öyle yani. Tadı güzel ama çiğ yani. Çiğ. Biraz daha böyle kırmızı yani ben olacaktı. Bunu, zaten ben bunu yarım saat üstü açık bir şekilde fırına verdim. Son işte hani 5 dakika kala üstüne kaşar peyniri koydum bu. Yani hamuruna maya koymuşsunuz ama o maya tadı alınmıyor. Sanki pide yiyormuşsun gibi ama kıymasında sadece... Sanki pide yiyormuşsun evet, gibi. Evet pide yiyoruz. Zaten pide yiyoruz. Hayır mayalı olunca poğaça yer gibi olur dedi o yüzden söylüyorum. Olmuş mayalı peki. Ama hayır poğaça gibi biraz değil. Biraz kalın olmuş ama pide gibi. Normalde pideye maya koyulmaz. Yani mayalı olmaz. Pide mayalı olmaz normalde ama ben maya tadı almadım, pide tadı aldım. Kıyması sadece çok pişmemiş, çiğ tadı var. Yoksa lezzeti de çok güzel, biraz pisteymiş, çok lezzetli olacakmış. Sen kıymadan bir aroma aldın mı baharat falan? Demiş. Evet evet güzel, tadı güzel Ebru ama... Ebru abla almadım diyor. Ben aldım bilmiyorum. Ben Ebru ablanın zaten yani yorumlarına artık diyecek bir şey bulamıyorum. Bu taraf brokoli buram buram kokuyor diyor. Bu taraf brokoli tadı yani yok diyor. Baharat koysan bile bunun rengi değişik olurdu. Yani bunun rengi çiğden duruyor kıpkırmızı. Yani insan bu karabiberine... O kıymanın pişmemesinden evet, kaynaklı evet karabiberi koysan bile yani rengi gider ama... Şimdi bu pişmemiş çiğ mi? Çiğ bence peki bu. Domatesi fazla olduğu için olamaz mı? Pişmese soğanlı yani erimiş domates içinde. Tadı da gelmiyor. Gelse böyle bir güzel bir tadı olur ama yok. Yarım kilo domates zorladım ben onun içine. Yani pişmese soğanı pişmez bakın.
Bilmiyorum. Biberi pişmez, soğanı pişmez. Ben böyle diyorum. Bahane bulmak için beğenmiyorsunuz. Yok, vallahi yok. İnan ki gerçekten bak. Şu an pişmemiş, ben demiyorum sadece. Ya gerçekten pişmemiş, bahane bulmak değil. Evet. Yani çok güzel, şimdi... lezzeti çok güzel. Bak hiçbir şey diyemeyiz lezzetine ama gerçekten eti pişmemiş. Yani pişmemiş demenize hayret ediyorum. Çünkü kıyma yani ne kadar canı var ki. İçindeki soğan erimiş. Biber erimiş, domates pişmiş ama kıyma pişmemiş. Kıyma oranı nasıl içinde? Güzel, iyi. Gözünüz doydu mu böyle? Evet, gözüm doydu. Gözleri açtı mı yarışmadan? Gözümüz doysun dediler ya. Size, gözü aç mı geldik size? Gözümüz doysun dediler ya, o yüzden diyorum. Gözümüz hani göze hitap etmeli. Göze hitap etmeli, evet. Peki salatayı nasıl buldun Derya? Salatası çok güzel olmuş, tadı da kıvamı da ama pide basit bir şey yani. Alt tarafı pide, kıvırcığı doğra, salatayı doğra, göbeği doğra, kıvırcığı. Şey, salatayı doğra bırak. Konserve şeyi. Hani uğraştırmamış, hamaratlık edecek bir şey olmamış. Pideyle uğraştım. Bu da daha fresh olsun. Hani yerken daha rahat edin diye. Hayır, ben zaten pideyi bir ara sıcak olarak görmüyorum. Ana yemek gibi görüyorum. Derya'nın etli şeyleri ara sıcak olarak görmüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir davet sofrasına gittiğinizde börek geliyor değil mi? Ara sıcak olarak börek geliyor. Kıymalı börek geliyor. İçli köfte geliyor. İçli köfte geliyor, kıymalı. Ya bu benim fikrim. Bence ana yemeğe hazırlık olarak zeytinyağlı yenir. Yani şimdi o sizin tercihiniz. Olması gereken ama Derya, olması gereken de öyle bir şey zaten. Olması gereken zeytinyağlı diye savunuyor. Börek de yapmasınlar o zaman, ara sıcak olarak börek geçmesin o zaman. İçli köfte geçmesin, ne bileyim pide geçmesin. Genelde ara sıcakta paçanga böreği falan koyarlar ama içine sebze koyarlar. İçinde pastırması da var. Bunun içinde sebze var, domates var, koyarlar. Domates var, biber var, soğan var, sarımsak var. Ama kıyma da var. Kıyma da var. İşte et o... paçanga böreğinin içinde şey yok mu? Pastırma. Pastırma nedir? Baklagil mi? Pastırma. Ama o yapan kişiye bağlı. Bazısı pırasalı yapar, bazısı ıslanaklı yapar. Şimdi standartın nedir? Evet, pırasalı yapan. Şimdi ben pırasalıya şok geldi. Standartın ama öyle bir şey. Pırasalı paçanga böreği var da biz de bilmiyoruz. Şimdi, pırasayla yapan var. Şöyle. Evet, kırmızı biber ve yeşil biberle. Ben yaptım bilmiyorum. Şimdi şöyle, olabilir ama paçanga böreğinin standartı, işte içinde kaşar peyniri vardır, pastırması vardır, biberi vardır. Standart paçanga böreği budur yani. Yani hani o pırasalı o ona kalmış. Şöyle söyleyeyim, bir paçanga böreği ile bir pide aynı şeye koyamayız. Sınıfa. Aynı Hayır, sınıfa koyamayız. Pastırma da et ya, o yüzden diyorum. Hayır, aynı sınıfa koyamayız onu. Biz sırf kıyma tadı alıyoruz, onda da çeşit alıyoruz. Bunun hamurundan tat almıyor musunuz? Sadece kıyma tadı mı alıyorsunuz? Ya kıyma ben, bastırdı hamurunu. Ben size hani kötü yapmışsınız, kötü demiyorum. Kıyma nasıl bastırdı yani hamurunu? Yani tadını vermedi. Kıyma çok böyle şey. Hayır, lezzeti çok güzel olmuş. Ekmek var orada, ekmekle birlikte yiyebilirsiniz. Yok bak, öylece duruyor ekmeğin. Pide mi? Hamur tadı almamış ya, ekmek var orada, ekmekle yiyebilirsin. Diyorsun ya hamur tadını almadınız mı? Diyorsun ya hamur tadını almadınız mı? İşte almadık. Hayır, sadece et kıyma bastırdı. Diyorsun et, de yani kötü, onun içinde hamur da var. Bir kokus şeyi var yani. Pişmemişti. Peki, Suzan Hanım sizin yorumunuz nedir? Pişmiş. Şöyle, ben pidenin hamurunda bir sıkıntı görmüyorum. Mayalanmış da, yumuşak da olmuş. Fakat kıymasında bir sıkıntı var. Biraz daha pişmeliydi bence. Ama bu sefer hamuru yanmayacak mıydı? Bilemiyorum yani nasıl... Bu arada Seda az önce Ebru Hanım'a doğru hayır pişmiş dedi üstüne basa basa. Sen de pişmemiş diyorsun şu an. Ben evet, kıymasının pişmemiş. Bir tık daha pişmesini isterdim. Ha, belki hamuru da kızarırdı daha çok ama kıymada çiğlik var. Tuz yine var. Tuz sıkıntısı da var. Bir de baharat, daha baharatlı yapsaymışsınız. Evet, hani karabiber, pul biber, hafif hatta acımsılık. Yani o kıymanın şöyle, o pembe görüntüsünü de alırdı. Hani bu bize yadırgadık çünkü pidedeki bu pembe görüntü olmaz ya normalde. Hani daha koyu olur. Kıyma daha pişkin pişkin görünür. Şimdi, daha baharatlı görünür ya. Orada bir sıkıntı var ama hamurunda bence bir sıkıntı yok. Salatayı söyleyeyim mi? Tabii, buyurun. Salatada da göbek, hani adı göbek salatası ya. Göbekten daha çok bence doğru, salatalık doğru. Ön plana çıkmış. Yine tuz sorunu var. Bir de yoğurdu bence süzme yoğurt olsaydı daha iyi olurdu. Süzme yoğurt var içinde. Ama sulanmış. Yani sırf yani süzme yoğurtu yok. Karışık yoğurt değil mi? Var, evet. Sadece süzme yoğurt olsaydı. Çok ekşi olacak ama bu sefer. He, yani biraz sulanmış, sanki bir katılık istiyor. Ama yani şu... tuzunu da en son koydum tuzunu da. Hmm. Şey sulanmış konusunu diye. Ben eleştirmiyorum. Yani bu çok basit. İki salatanız var, onu evet. Eleştirdim. Yani aynı menüde salata biraz olmamış.
Hani meze olsaymış iki salatadansa bir tanesi meze olsaymış. Ha, ara sıcakta. Evet, hani orada da salata var ya, iki salata anladım. Olmuş i̇şte oluyor. İşte ben de orada yani meze olacak tarzında yoğurtlu bir meze gibi. Sen yani bunu meze olarak mı kabul ediyorsun? Yani salata olarak da kabul ediyorum, meze olarak da. Çünkü yoğurt var, mayonez var içinde, süzme yoğurt var. Hani daha dediğim gibi pide kıymalı olduğu için hani bir de hamur. Hani yanında daha fresh diyeyim. Ama göbek hakikaten biraz geri planda kalmamış mı? Yani salatalık ve dereotu daha ön plana çıkmış. Kurucacık gibi mi geliyor? Aynen ona benzer. Nane daha sevmiş cacık. Göbek salatası olduğu için. Göbek kuru nane. Taze nane var içinde. Kuru nane. Ben taze nane de aldınız mı taze nane tadı? Ben dereotunu yoğun bir şekilde aldım. Evet, ben almadım vallahi. Peki çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. Ama evet, lezzeti var, mayonez tadı geliyor. Çok lezzeti çok güzel, tadı, kıvamı, her şeyi güzel. Ben çok beğendim salatanızı. Afiyet olsun. Arife Hanım. Pidenin hamuru iyi ama birazcık kalın olmuş Seda Hanım. İçini çok fazla koyduğunuz için içi pişmemiş. Çok kıymayı çok basmışsınız. Siz aslında domatesin azizliğine uğramışsınız. Domatesi çok bu kadar çok olmamalı. Yani benim yani tercihim daha kadar sulu, domates daha kuru girmez. Değil de daha sulu. İşte sulu yapmaya çalışmışsınız ama bu defa da kıymalar çiğ kalmış. Çok yani böyle yani kıpkırmızı. Yani ben çiğ kaldı, kıpkırmızı çiğ değil zaten. Azıcık hani tuzu fazla, kötü değil. Tadı kötü değil. Yani öyle atılacak bir pide değil zaten piden. Ama yine de şey domatesi koymayacaktınız. Domates zaten hiç pideye girmez ki. İsteğe bağlı yine de ama girmez. Yani ben pidenin kuru olmasındansa sulu olmasını daha tercih ediyorum. Böyle zaten daha kıyma piştikçe kendi kendine sulanıyor ki. Kıyma zaten sulandıracak. İçini soğan sulandırıyor zaten. Evet içindeki sebzeler zaten sulandıracak. Kıyma zaten hamurunu koyuyorsunuz şey yapılacak. Harç olarak. Islak olur. Soğan, kırmızı biber, kekik özellikle koyuyorum. Kekik çok yakışıyor. Kıyma. Birazcık pul biber atıyorum, tuz, yani karabiber. Yani lahmacun içi gibi maydanozlu, domatesli, hayır, soğanlı hayır, yapmıyorsunuz. Hayır, yapmıyorum. Peki hamur konusunda? Hamuru biraz kalın, mayalı olduğu için o da kalın olmuş yani. Hamuru biraz şimdi bunun kalın hamurunu olmuş. Birazcık daha ince yapsaydın kururdu bu. Evet, ya zaten kuru olurdu. Pide hamuruna zaten maya girmez. Kesinlikle girmez. Ama bir maya tadı alınmıyor. Yani ben alamadım. Maya tadı yok, evet maya tadı yok. Katılıyorum. Ama maya olduğu için kalın olmuş diyor. Kalın olmuş, evet. Bir kabarma var mı yani? Zaten maya koyduğu halde de kabarmamış ama kalın açmış. Ekmeği kalın açmış. Peki Arife Hanım, mayasız olsaydı o yumuşaklığı nereden elde edecekti? Ya zaten sütü de şeyle yoğuracaktı, sıvı yağla yoğuracaktı hamurunu. Yumuşak da tutacaktı. Bence sert olurdu yani. Hayır, maya onu yumuşak olmazdı. Tutmuş. Yıllardır yapıyorum ki çok da beğendim. Kabartma olmuş. Tozu mu koyuyorsunuz? Hayır, hiçbir şey de koymuyorum. Ha, direkt. Evet, direkt. Yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Afiyet olsun hepinize. Ellerine sağlık. Direkt ana yemeğe geçmek istiyorum. Şöyle vereyim efendim. Ana yemeğimiz kebap geliyor. Şiş kebap bugün çok konuşuldu. Evet. Sunumunu da merak ediyor hanımlar. Gelsin görelim. Seda Hanım, neden mangalda ısıtmak istediniz? Neden böyle bir riske girdiniz? Çünkü fırında ısıtmak istemedim ben, özelliğini kaybetmesin diye. Seda Hanım, hanımların mangalla ilgili sorunlarına ne diyorsunuz? Ya onlar beceriksiz oldukları için benden beklemediler bence. Böyle bir menü. O yüzden bahane arıyorlar. Ne bulursak artık diye. Bilemiyorum bakalım şimdi buna ne bahane bulacaklar. Kendileri ne yapacaklar. Kendilerinde de azıcık yürek varsa benim çıkardığım menüden çıkarsınlar diyorum. Pideye yapılan yorumlar da bir enteresandı. O konuda ne diyeceksiniz? Bence onlar şey ya, hayatlarında hiç pide falan yapmamışlar. Pideden anladıkları yok. Bilemiyorum yani bunlar. Etler hiç pişmemiş. Vicdanınız kıtır kıtır yapıyor. Kıtır kıtır yapıyor. Evet. Gerçekten bunu vicdanınızla mı söylüyorsunuz? Çok güzel bu vicdan. Pişmemiş diyerek gerçekten vicdanınızla mı söylüyorsunuz? Yani pişmemiş yani. Ya bıçağı değdiriyorsunuz böyle niye? Nasıl pişmemiş? Kıtır kıtır ediyor. Tabii bıçağı bölünce kıtır her kıtır şey nasıl ediyor bölünür. Kıtır kıtır? Mesela ben fındık yerken, ceviz yerken kıtır kıtır ediyor. Ya aşağı yukarı öyle bakın. Sesi bile geliyor. Bir çiğneyim ben bir dinleyeyim. Ya o kadar ayıp olur şimdi bu kadar milletin içinde. Gırç gırç mı ediyor? Ediyor tabii. Ama diyor ki bak bıçakla kestiniz. Bıçakla kestiniz, bıçağı vurmanız ikiye bölüyor. Tamam, gücümü kullanıyorum. Tabii bıçak, adı üstünde bıçak kestim mi keser bıçağı yani. Bıçağı ters tuttuğunuz için kesiyor. Şuna yok, kes şimdi ters tuttum.
Gel yedim yani defalarca. Gel yanımda gözü bıçak. Kırk kırk. Kesmemesini seviyorum. Denedim evet. Şey o sırada yalnız denedim. Ebru abla fark ettin mi bak. Hem Arife hem Seda. İkisi de hem senin ne yediğini bilmediğini söylüyorlar. Öyle derler tabii ki. İkincisi bunu beğenmedim aşkıtım. Yani ister darır ister darırma. Beğenmedim. Şu meyhane pilavı çok cıvık olmuş. Meyhane pilavı hayatınızda yediniz mi? Hiç yok canım çok zor bir meyhane pilavı tane... Ay çok özür dilerim. Çok, meyhane pilavı da zaten tane tane olurdu. Ben de size lapa bir pilavı getirdim. Çok cıvık. Kusura da bakmayın yani. Meyhane pilavının yapması ne basit kolay zoru var. Meyhane pilavı tane tane olur değil mi? Yok ama cıvık da yani bu tamam, cıvık. Tamam meyhane cıvık. Pilavı tane tane mi olur öyle sorayım o zaman. Tane tane de olmasa orta kıvamda olur. Bu şey cıvık lapa gibi olmuş. Şuraya bak ah, yani deniyorum yine de. Bak kadın belki toparlanır diye bir daha bir daha çiğniyor. Yani. Bence Ebru Hanım hayatında meyhane pilavı yapmamış da yememiş de. Hiç yok. Zor yemek. Nerede tabii oturuyorsun ki. Ebru abla sen? Ben Esenlik'te oturuyorum. Kebapçı var yani illaki orada. Tabii ki yok canım. Biz Erzurumluyum diye cağ kebabı yiyoruz kardeşim. Yani Erzurumlusunuz, cağ kebabı yiyorsunuz ne alaka? Yani Erzurumlular mı biliyor bu kebabı yok, sadece? Yok Kadir Bey sorduğu için yani biliyorum. Yani hiç meyhane pilavı yemedi diyor. Hiç hayatta yememiş yani. Yani tabii ki. Ben gittiğini çok zannetmiyorum. Vallahi gitmesem de evimde yaparım. Yani çok mu önemli gidip onun burada o belayı gidip, yiyeceksen sen yani. Hayır nasıl geldiğini bilmiyorsunuz ya onun için söylüyorum. Peki Derya'mdan devam edelim. Derya? Ben çok beğendim. Çok güzel eti marine etmiş. Derya her şeyi beğendi. Derya sanki hiç yememiş. Bu aç mı gelmiş? Hiç yememiş de zaten aç biri belli. Hiç yememiş de her şeyi. Bence Ebru Hanım sizin damak tadınız kaçmış. Yok benim damak tadım kaçmamış. Bilmiyorum sizinkinden mi farklı ben bilmiyorum. Yani. Et çok güzel marine olmuş Seda Hanım. Elinize sağlık çok beğendim. Çok da güzel yumuşacık. Hani beni rahatsız etmedi. Ve pilavın da sadece çok domates koyduğunuz için ekşi olmuş. İki tane domates koydum biliyor musun? Ya da salçanız mı ekşi tat verdi bilmiyorum ama ben çok ekşi tat aldım. Kötü olmamış, çok güzel olmuş. Hamurunuz da çok lezzetli olmuş. Etiniz çok güzel marine olmuş. Ben açıkçası çok korkuyordum. Et çok çiğ gelecek diye bana. Ama çok lezzetli. Ellerine sağlık. Aferin. Salatanı da biraz daha nar ekşisi koysaydınız daha lezzetli olurdu. Ya şöyle... Ya da nar ekşisi koydunuz koydum. Mu? Koydum. Ama şey son dakikalarda artık yani ne şey yapabilirim. Bir tane limon sıktım. Nar ekşisi koydum. Sumak çok var. Ekşilik vermemiş. Nar ekşisi de çok koymadığınız için ekşi tadı alamadım. Tablacı salatasını araştırdın mı Derya? İçinde ne var tablacı salatasının? Normalde ben araştırdım. Ben kendim de yapıyorum bunu. Ben buna mor lahana da koyuyorum. Yani kırmızı lahana. Sen ama kendin herhalde evde yaptığın için. Evet ama nar ekşisi daha fazla koyuluyor. Standartına baktın mı? Standartına da baktım. Ekşi olması gerekiyor. Yani içerik malzeme olarak aynıları var mı içinde? Var evet var. Peki pilav konusunda ne diyorsun? Bu kadar sulu olması normal mi? Aslında bir tık daha sulu olmaması gerekiyor ama tadı çok güzel. Sadece ekşi sanırım domatesinden kaynaklanıyor bu cıvık olması. Yani Ebru ablanın yorumuna katılıyor musun pilav konusunda? Yani çok cıvık değil. Normalde meyhane pilavı böyle oluyor. Domatesinden kaynaklı birazcık var. Peki afiyet olsun. Uğraştırıcı bir ana yemek mi sence? Yani biraz bir tık. Bir tık. Peki Suzan Hanım? Şimdi ben etini çok beğendim. Açıkçası ben de korkuyordum ve büyük ihtimalle kuru gelir ve soğuk gelir diye düşünüyordum. Kuru değil gayet güzel pişmiş. Hepsini de yedim zaten. Lavaş da güzel. Ayrı da bir hamurdan yapmışsınız. O da güzel. Pilavı ben böyle tercih ederim. Yani cıvık dediler ya arkadaşlar. Bence böylesi daha güzel. Ama lokantalarda bir tık daha kuru geliyor. Yani hakikaten bunun daha kurusu geliyor. Ama ben böyle tercih ederim. Çok güzel. Onu da çok beğendim. İyi ki biraz daha tuz koymamışsınız. O da sınırda kalmış. Böyle sınırda kalmış. Tuzu seviyor galiba. Evet. Hayır. Bence tuzun azizliğini uğramış. Evet, evet, kesinlikle öyle oldu. Ben mesela başka bir tuz aldığım zaman evde direkt az koyuyorum ki o tuzun ölçüsünü ayarlayabileyim bir dahaki yemeğimde. İşte tadına bakmak önemli yemek yaparken tabii ki. Salatada da bence de nar ekşisi az olmuş. Biraz daha nar ekşisi olsaymış daha güzel olurmuş. Onun dışında ana yemek gerçekten güzel olmuş. Peki, afiyet olsun. Arife Hanım?
Ben de beğendim. Çok da güzel olmuştu. Bitirdim hatta etlerimi. Bir şeyi beğendiniz. Ama çok güzel olmuştu. Beğendim. Ben de dedim hatta çok sert gelir diye önümüze. Soğuk gelir diye düşündüm. Herkes çıtayı düşürmüş ana yemek evet, konusunda. Evet yağlarımı belli. Bile bakın yedim. Yağlar çok da lezzetli. Yemiş. Evet çok güzeldi lezzetli. Aç gelmiş Zare mi? He çok aç. Ya da yine. Ya Ebru'nun zaten şey çok güzel olmuştu. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bulguru çok sevmediğim için sadece tadına baktım ama güzeldi. Sadece hafif yumuşak. Başka problem yok. Ana yemeğini çok beğendim. Eline sağlık. Afiyet. Salata dedikleri gibi arkadaşlara katılıyorum. Ekşisi biraz eksik. Biraz da bunun tuzu eksik. Bu defa buna tuz az atmışsın. Bu tuzsuz olmuş. Dengelemeye çalışmış demek aynen, ki. Aynen demek ki. Peki değişik bir tad aldınız mı? Dedi ya evet. Ebru ablayı bunun yo, içine ben değişik bir tad var alamıyorsunuz. Zaten çok az tadına baktım. Ben bulgur pilavını şey yapmıyorum ama ne bileyim ana yemeğinde de hani böyle davet sofrasına bulgur da pek yakışmıyor gibi. Tabii yani tercih kebap, meselesi bilemem de. Kebap olduğu için evet. Mecburen bulgur yani pilavı. Yani tercih meselesi bilemem de ben yakıştıramıyorum. Yani normal yemekler olsaydı bulgur pilavı basit tabii. Kaçardı davet sofrası için ama olmuş, akışa uygun olmuş yani kebap. Evet Ebru ablanın yani. Alamadığı tadı diğerleri aldı mı? Çok az baktım zaten. Diğerleri de aldı. Bilemedim. Tereyağıyla mı yaptınız? Tereyağıyla yaptım. Tereyağı dışında. Biber var, domates var, salça, soğan. Söylemek ister misin yoksa tatlıya geçelim mi? Yok, şey, tavuk şey suyuyla yaptım sadece ben. Hmm. Ha, yok hiç, kokusu bile yok. Tavuk suyu. Arkadaşlar falan. Bilmiyorum ama. Sonra bir şey marine ile ilgili sabah başında konuşmuştuk ya, neyle marine ettiniz? Merak ettim, neyle marine ettiniz? Zeytinyağı. Yok. Şimdi normalde bunu 12 saat marine edilmesi evet, lazım. Evet, bir gün öncesinde. Şimdi ben bunu... Sodayla. Süt, yok süt. Bir tane kuru soğan rendeledim, suyunu sıktım, sadece suyunu kullandım, içine süt, balzamik sirke, tuz attın, kimyon, pul biber. Kimyon, toz biber, tuzu da şişe taktığım, hani takmadan önce, yani sonrasında. Daha önceden. Ha, daha önceden aynen, daha önceden yapsaydım sert olurdu. Bekleme sürem, süt ve balzamik sirke yumuşatıyor. Ama Seda Hanım yani çok beğendim fakat gerçekten zor bir yemek değil. Fakat ben yani. Şöyle bir şey, herkesin harcı da değil bu eti böyle getirmek. Evet, tutturması zor, tutturamayabilirsin, kurutabilirsin ama hakikaten aşaması doğru yok. Değil ama aşaması değil. Yok. Aşaması. İlk önce bunu marine ettim. Ama marinasyon da basit bir şey tamam, yani. Tamam basit bir şey ama herkesin tutturabileceği bir şey değil ki bu. Yani kurutma riski bunu var sadece, onun yani dışında... Olay zaten bu değil mi? Hani hamaratlık yarışması ya biraz. Kurutma dışında böyle uğraştım, aman böyle bir şeyimi verdim. Ben şöyle kendimi gösterdim diyebileceğim bir şey. Bu değil mi diyor eti kurutmadan getirmek? Bunu hamaratlık olarak görmüyor musunuz? Kurutmadan getirmesi bir beceri. Ama hani değil mi? Ay çok hamarat bir bayan bak nasıl bir yemek yapmış. Hepsini gibi bir zorlukta ya. Yemek değil yani. Yani sen eve gittiğinde bugün evdekilere ya bugünkü yarışmacı döktürmüş demez misin? Ama bunu döktürmüşten sayamayız. Peki, çok güzel, tekrar mesela. Söylüyorum çok lezzetliydi. Karnım doydu diyeceksin. Ama zor değildi, sadece. Evet doydum ama zor değildi. Ama lezzetsiz mi olsaydı? Yok, hayır. Zor ve lezzetli olsun canım, sadece zor ve lezzetsiz ne yapayım ben? Ama hayır, genelde öyle olmuyor mu yani? Zor yapıyorsun çünkü vakit dar, 2 saat. Zaten önemli olan, hayır, o konu bambaşka. Hem zor yapsın hem lezzetli yapsın. Yemediğim bir şey, yemeğin zorluğunun benim için bir önemi yok ki. Zor olacak bence ve lezzetli yapmak, olacak. Bence bu ana yemeği yapmak benim için... Zordu. Peki, yani ellerine zordu. Sağlık başarı o zaman. Çıkartabilmek. Ellerine sağlık. Tatlıya geçmek evet. İstiyorum. Adana'nın meşhur taş kadayıfı. Tam bir Adana haftası. Kebabın üstüne de şimdi güzel gider. Ellerine sağlık Sedacığım. Şimdi bir Adana şarkısıyla devam edeceğim. Adana'nın yolları taşlık cebimizde kalmadı harçlık. Yani daha ne eti yediğinden haberi yok. Gelmiş buraya yorum yapıyor. Yok dana eti, yok kuzu şeyi. Hayatında yedin mi acaba hiç kuzu? Bir Erzurumlu olarak kuyruk yağının nereden çıktığından haberi yok. Evet, onu bilmiyor. Kuyruk yağı hangi hayvandan çıktığını bilmiyordu. Orada hemen böyle şey yaptılar. Arife Hanım'dı, kuyruk yağı danadan mı olur, kuzudan olur demese, yani dana etinden olacağını savunacaktı yani resmen kadın. Ben hayatımda böyle yorum duymadım. Yani çok enteresan. Dediğim gibi kendini göstermeye gelmiş buraya. Afiyet olsun efendim. Buyurun herkese. Suzan abla nasıl buldun tatlıyı? Ya tatlı seçimini hiç doğru bulmadım Seda Hanım. Çok neden? Riskli bir şey seçmişsiniz. Bir de bu tatlı sıcak mı gelir, servis edilir soğuk mu? Soğuk. Emin misiniz? Evet. Sıcak servis ediliyor diye biliyorum. Soğuk.
hamuru kızartıyorsunuz ya içini doldurduktan sonra. Özellikle şerbetini buzdolabında bekletiyorlar ki soğuk şerbetini içine atabilirsiniz. Evet, yok Antakya yöresinin değil mi bu tatlı? Orada sıcak servis ediliyor diye. Hiç Antakya'ya biliyorum. Gidip yemedim, bilmiyorum. Ya Adana'da, Antakya'da, yine Adana'da var, tatlısı, Antakya'da da vardır tabii ki. Ve soğuk yenmez. Onun dışında çok eleştirim var maalesef tatlı. Tabii ki. Zaten hamurlaşacağını tahmin ediyordum. Aynen de tahminim gibi olmuş. Hamur mu olmuş? Bu krep hamuru gibi bir hamur yapıyorsunuz değil mi? Sadece alt tarafını pişiriyorsunuz. O şekilde yapılan bir şey. Cevizleri ağza gelmesi lazım. Hamur olmuş bir tık. Belki yağınız çok kızgın değil miydi? Yok, çok kızgındı. Çok mu kızgındı? Yani hafif bir hani hamurluk var. Hafif bir ekşilik var. Limonunu mu çok koydunuz şerbetine? Yok, çeyrek limonun. Bana ekşilik geldi. Arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum ama bir tık şekeri az. Yok ya. Kaça kaç yaptın şerbeti? 2,5 su bardağı şekere 1,5 su bardağı su koydum. Şerbette kıvamlıydı böyle. Tabii bal ki. Gibi yoğunluk. Bana şekeri 2,5 su bardağı şekere 1,5 su bardağı. Şekeri. Bana şekeri az geldi. Şey limonu çok geldi. Bunun cevizleri İri olması lazım bildiğim kadarıyla. Daha dişe gelir olması lazım. Siz bunu önce yediniz mi bu arada? Antakya'ya falan gittiniz mi? Hani öyle bir şey. Benim ablam Antakya'da yaşıyor. Eniştem Antakyalı. Gidiyoruz oraya ara ara. Ha, gidip yerinde yediniz yani. Böyle anlatınca yemiş gibi söylüyorsunuz ya o yüzden. Ya yalan internetten söylemeyeyim. Yemedim. Aynen. Araştırdım ama. Sıcak olduğunu biliyorum. Cevizlerin daha iri olduğunu biliyorum. Hamurunu zaten şu an gözlemleyebiliyorum. Hani bilsem de bilmesem de hamur. Yani üst tarafı özellikle açılmamış. Hamur geldi. Üst tarafa hamur geldi. Alt değil ama üst. Ve dediğim gibi şekeri az. Bir tık da ekşisi fazla geldi. Şimdi şöyle. Ben bunun ilk başta hamurunu kızartıyorum. Mesela şey ne diyorlar? Krep. Yapıyoruz evde çocuklara. Ne yapıyorsun? Pankek. İşte, pankek. Pankek, krep aynı. Ha, hani. Küçük yani evet, yapıyorsun. Evet. Üstü maya koyuyor musunuz? Kadar. Tabii ki, tabii evet, ki. Maya da oluyor. Hı-hı. Ne oldu kadın? Evde çocukları yapıyoruz. Ya benim bir tane şey geldi. Pankek ömrümde gelmez aklıma. Ya ben her gün yaptığım için benim hemen geldi. Çocuklar maalesef öyle şeyler dediği için. Kızartıyorum. Ondan sonra soğumayı bekliyorum. Yani yarım evet, saat evet. Soğuyor. Sonra cevizini koyduktan sonra kapatıyorsun. Yani kızgın yağda kızartıyorsun. Çiğ olmasının imkanı yok. Alt tarafında çiğlik yok. Çiğlik yok. Direkt orayı döktüğünüz için tavaya galiba. O tarafta yok ama üst tarafta var hamurlu. Yani bir tanesini hemen hemen nereden baksanız 5 dakikadan fazla. Hani böyle çıtır çıtır gelmedi ağza. Ama bunda biraz bu çıtır çıtır olmuyor. Oluyor. Zaten. Bir de çıtır şimdi çıtır. Şöyle. Sizin çıtır yani çıtır dediğiniz ne zaman olur biliyor musunuz? Ben birkaç tarife baktım. Birkaç tarife baktım ve hepsinde çıtır olması gerekiyor. Şimdi o nasıl oluyor biliyor musunuz? Kızartıyorsunuz, şerbeti atıyorsunuz ya. Evet. Şerbette beklettikten sonra hemen yediğinizde çıtır çıtır yine böyle çıtır çıtır olmaz ama bir çıtırlık olur. Ama, ama zaten hani soğuk sıcak konusunda da bir yok, anlaşamadık soğuk. Sizinle. Çünkü şerbeti ben sıcak özellikle devam edelim koyuyorsun. Bakalım siz aynı fikirde olan var mı? Ben sıcak diye biliyorum. Peki, afiyet olsun. Arife Hanım. Bana da ya şey olarak görüntü olarak çok güzeldi. Evet. Servisi çok güzeldi. Sunumu yani göze bayağı hitap ediyor. Evet. Ama içinin hamuru bana da çiğ geldi. Ya. Evet hamur geldi yani. Şekeri iyi, bana ekşi gelmedi. Şeker olarak oranı da gayet iyi. Ama içi evet hamur. Yani iç hamur. Şeyi tatlıyı sıcak anam, mı attınız? Anam bu hamurun canı yok. Nasıl yağın içinde pişmemiş? Ne? Şerbetten kızart... yumuşamış olabilir şey mi? Kızarttıktan hadi sonra sıcak şerbete mi attınız sözünüzü böldüm? Hayır hayır. Diyorum doğru ya şerbeti yani. Buzdolabında ama bekletti. Nasıl olsun? Tabii ama ki. Ama şey içi bayağı şey yani. İlk önce hamur. Şerbeti yaptım. Hı-hı. Kaynadı. Sonra buzdolabına koydum. Buzdolabından çıkar. Mesela 1,5 saat sonra falan buzdolabından ama çıkardım ben onu. Ama içi gerçekten öyle hamur. Şimdi bunu ilk bana ekşi falan gelmedi ama ki şeyi de çok iyi, cevizi falan da iyi. Bizim Malatya'da da böyle yaparlar daha ama çıtır, şey çıtır bir tatlı oluyor bu. Yani dediğim gibi şerbetten çıkarttığınız zaman böyle aman böyle baklava gibi bir çıtırlığı olmuyor böyle ama çıtır çıtır oluyor. Şey, böyle ısırdığınız evet zaman bile peki, böyle bir çıtır bir tadı oluyor. Şu an beklediği için olabilir mi? Ya belki olabilir ama şeyi hamur yani. Bu hamurluktan kastınız da piş yani. İçi pişmemiş gibi i̇çi böyle. Pişmemiş. Ha içi pişmemiş. Kadir yani. Bey şimdi bunu krep hamuru gibi ilk tavaya döktüğünüzdeki tamam hep şeyle altı o alt tarafı pişmiyor pişer üstünü çevirmez. Zaten tamam orayı öyle bırakırsınız. O kendi kendine beklerken çekiyor. Benim izlediklerim tamam, de böyleydi. Zaten yaparken gördüm. Dolayısıyla o üstündeki hamurluk üstü pişmediği için o tavaya koyduğunuzda üstü pişmiyor ya. E tamam sonra kızgın yağ giriyor. Kızartıyor. Ama işte o ama kızgın yağın içinde belki kalındı yani döktüğü fazla yok, mı döktüğü kalın karşı hayır, yani şu çok iyi. Yok kalın üst tarafı hamur kalmış. Iyi.
Kalın babam genelde hep onu pişmiş. Belki yağda az tutmuştur, ama bilemiyorum. Ama şey, kalınlığı iyi de içi biraz evet. Bir tanesine en az 5 dakika. Yok, çok güzel kızarmış ama içi gerçekten yumuşak böyle de çıtır yani. Şey, yani beklediği için yumuşamış olabilir ama yani bekleme şeyini eğer göz alırsak belki ondan dolayı olabilir. Ama cevizi falan çok iyi. Ben hamur bulmadım. Güzel buldum. Daha önce hiç yemediğim için tadını ve lezzetini bilmiyordum ama damak tadıma ve lezzeti uydu. Tadını bilmediğim için de yorum yapamıyorum ama hamur bulmadım. Beğendim. Yani hamur olmasının imkanı yok ya, öyle söyleyeyim. Hayır, beklediğinden dolayı yumuşamış olabilir ama tadını bilmiyorum. İlk defa yiyorum. Kızgın bir yağın içinde kızarıyor ya. Ama hamur bulmadım. Hayır, zaten biz demiyoruz ki direkt hamur gelmiş. Tabii ama şey... Da, ama hani şey daha önce yani, yemediğim için... İçi bayağı yumuşak. Normalde böyle çıtır çıtır bir tatlı. İşte dediğim gibi o çıtırlık... Şekeri de gayet güzel olmuş. Şekerin de ekşi falan aldım. Ben de aldım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Vallahi tatlısını çok beğendim. Aynı benim böyle yapıyorum. Aynı da çok şaşırdım. Aynı. Gerçekten. Ama şimdi bunlar... Var. Hamur var diyorlar mesela. Yok, krep zaten ince bir şey. Onu kapatacaksın zaten, kuruyunca şey olmaz, tutmaz. Biz hamur demiyoruz. Çıtır hani çıtır şey diyor ya. Biraz içi yumuşak, hamur demiyor. Hayır, işte hamur böyle olmaz. Yok, hamur öyle direkten. Tamam, ben ona yapmayayım. Üstte hamur, altı daha pişkin. Hayır. Zaten dıştan da belli ki çok iyi kızardı. Ama hayır, bakın Suzan az önce dedi ki üstte hamur olmuş. Hamur değil. Bu böyle olmuş. Değil öyle çok. Şu an son kez demin bir daha baktım. Sık sık yapıyorum ben bunu. Yumuşak olduğu için mi hamur geldi? Belki tamam, beklediği için yumuşak oldu. Hamur olmasının imkanı yok şöyle. Kenarından doğru. Yani. Suzan Hanım'ın da damağından şüphe ediyor musun şu anda? Yani... Hatta ben yumurta çırpıyorum mesela, onu da buluyorum da öyle dağıtıyorum. Öyle de güzel oluyor. Böyle ondan çıtırlık da oluyor. Bakın şimdi şu birleşme yerinden yedim. Orada hamurluk çok fazla yok ama şu orta kesim orası hakikaten hamurlu yani. Ya. Şu orta kesim bakın görüntü de zaten Kadir Bey, görüntü de. Afiyet olsun. Belki de dediğin gibi kadın da düşmüş olabilir birleştirirken. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Haftanın ilk günü tamamladık. Eline sağlık Seda. Herkese afiyet olsun. Elinize sağlık. Şimdi asıl işe geldi sıra. Yorumları yaptınız, puan vereceksiniz. Hadi yorumlarınızda bakalım. Puanlarınız birbirini tutacak mı? Seda memnun olacak mı? Birinci olması için yeterli puan gelecek mi? Birazdan puanlamada haydi buyurun gidelim. Masadaki yorumlar gerçekten izleyip izleyip gelmişler sadece. Aynı standart yorumları yaptılar. Kuzu etine dana eti dediler. Mayalı hamura mayasız hamur dediler. O yüzden çok yemek çıkartabileceklerini de çıkartsalar bile benim kadar yapabileceklerini zannetmiyorum. Evet sayın seyirciler, puanlamayla karşınızdayız. Hanımlar heyecanlılar, haftanın ilk puanını verecekler. Buyurun bakalım, yazın tahtalarınıza kararınızı, iyi verin yalnız. Çevir bakalım tahtanı. Kaç puan verdin? Seda Hanım'a puanın 3. 3 puan geldi. İndirebilirsin. Beklediğin 3 müydü Derya'dan? Yani değildi tabii ki. Daha yüksek olabilirdi. Peki Derya 3 ile açtı bakalım. Ebru abla sen kaç puan verdin? Öğrenebilirsek iyi olur tabii ki. Seda Hanım'a puanım 2. Oo, daha haftanın ilk günden 2 geldi. Şimdi neden 2 olduğunu çok merak ediyorum Kadir. Sormak istiyorum müsaadenle. Evet. Yani gerçekten ikilik bir menü müydü? Yani vicdanınızla mı verdiniz o puanı? Onu soruyorum sadece. Evet, inan tamam, ki yani gördün zaten yiyemedim bir şeyi. Çorbanı beğenmedim, ana yemeğini beğenmedim, tatlına verdim. Bir puanın da emeğine verdim. Hani çok diyorsun ya. Şeyle şatafaklı bir şey. Onun için verdim. Başka da yok. Şatafaklı demeyelim de yani gerçekten emek şey, isteyen bir menüydü bence. Öyle bir soru sordun ki vicdanınla mı verdin? Ne diyorsun, vicdanımı evde bıraktın mı diyeceksin? Yani evde bırakıp gelmiş Kadir Bey. Yok vallahi. Gerçekten evde bırakıp gelmiş. Yok, genelde kullanmadığınız bir şey mi vicdan? Yok yok ben... Nasıl günlük yani? Günlük hayatta kullanıyor musunuz vicdanınızı? Tabii ki. Tabii olmaz mı? Ben hep vicdanımdan hareket ederim zaten. Çok belli. Evet. Amin. Peki. Arife sen aç puanını. Seda Hanım'a puanı 3. 3 puan geldi gülücüklü. İndirebilirsin. Evet Suzan Hanım buyurun, son puan sizde. Hadi bakalım damak zevkini sen göster aşırı. Benim Seda Hanım'a puanım 3 geldi. Damak zevklerin olmadı. Tescillendi mi şimdi? Tescillendi. Peki. Hadi bakalım. Damak zevki olmadan bir hafta boyunca nasıl yemek yapacaklar nasıl ben de merak ediyorum. Biz neler yiyeceğiz bu hafta? Göreceğiz. Seda Hanım'ın damak tadını çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, bir yemeği beğendiğiniz zaman
hani bir yemeği beğenirsin ya, böyle bir aşkla yersin ya onu, böyle bir hani bir damağını alır, şöyle bir döndürür falan. Ben şey anlatacağım sofralarınızda size o damak tadını. İşte biz onu ana yemekte öyle döndürdük ve lezzet aldık. Puanınız gelsin. Bu arada toplamda 11 puana ulaştın. Ellerine kollarına sağlık. Haftanın ilk günü içinde bence kötü bir puan değil. Ben bilmiyorum. Size zahmet Suzan Hanımcığım, küreyi uzatabilirseniz. Yarının yarışmacısı. Ya daha sonra Seda Hanım'ı düşünemiyorum zaten. Yok yani her zaman hakkaniyetliyim. Sen bana o notu verdin, ben sana onu vereceğim değil. Yemeğin iyi ben olursa ama benim şey 5 de veririm yani. Yarının yarışmacısı. İnşallah İbrahim abladır. Olsun bekliyorum. Ne dedin sen? Mutfağını göreceğiz ama değil mi senin? Benim gönlümden Suzan gibi mutfağını geçiyor ama. Kadir Bey göreyim mi mutfağını? O ev Ebran'la kalmış, ev sahibi o, yarın bu ev benim değil. Gördünüz mü bugün? Efendim? Bugün gördünüz mü arkadaşlar? Hayır, siz dediniz ya hani ben bir saatte yaparım da kaçmayacağım. Ben ama diyorum ama orada da... 3 kişi yemek yapıyor. Orada sonra işareti koyuyor. Aman ödüm patladı. Aman Allah'ım kalbim duyacak. Yarının yarışmacısı. Evet. Yarının yarışmacısı. Evet. Harika diyormuş. Yarının yarışmacısı. Arife! Hadi bakalım. Neden anladım? Vallahi çıkıyor. Vallahi ben hiç Arife'yi beklemedim. Ben Suzan abla diye düşünmüştüm. Ay vallahi ben de kendimi beklemiyordum. Dedim Ebru abla ya. Şey ya işte. Yarın, yarın olmayan damak zevkinle nasıl yemek yapacaksın ya, göster. Evet. Menünü merak ediyoruz. Yarın aynı saatte. Menüm var. Hadi bakalım. Arife ile karşınızda olacağız. Şimdi ben puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yarın akşamlar. Görüşmek üzere. Yarın çok eğleneceğiz. İnşallah benim kadar hamarattırlar. Hamarat değillerse Seda'dan çekecekleri var. Bomba gibi geliyorum. Hazırlıklı olsunlar. Gardlarını alsınlar. Seda ile uğraşacaklar yarın. Seda Hanımcığım ellerinize kollarınıza sağlık. Sabah kahve sunumunu ben de biraz abartı beklemiştim program için ama genelde sade sevdiğini söyleyince pek fazla bir şey söylemedim. Menüye geldiğimizde ise açıkçası bu tarz kebap tarzı yemeklerin çok fazla hamaratlık gösterebileceğini ben de düşünmüyorum. Çünkü zaten yemeğin ana maddesi et, üstüne çok fazla oynanmıyor. Direkt sade olarak geliyor et. En fazla pişirmesi kalıyor. Biz zaten eti de pişirin yani. Ama marinasyonu güzeldi. Yumuşak getirdi. Açıkçası çorbası suluydu. Söyledim zaten. Tuz konusunda büyük bir sıkıntısı vardı. Ara sıcakta pidenin kıymasını o kadar yoğun koymuştu ki maalesef ki pişmemiş. Bir de üstüne kaşar koyunca hepten yumuşamıştı. Olmamıştı. 50 defa söyledim o tası getirip tabağın ortasına oturtmayın diye. Maalesef ki gene o tas tabağın içinde geldi. Ama ana yemeği çok lezzetliydi. Eti güzel pişmişti. Sunumunu beğendim. Tatlısına bayıldım. Adana'da bile böylesini yememiştim. Eline koluna sağlık diyorum. Ama biraz daha misafirlere karşı sakin olsaydı iyi olurdu. O da damarına bastıkları için. Şimdi puanımı veriyorum. Evet, Seda'ya puanımı verdim. Yarın ikinci gün kimdeyiz? Arife'deyiz. Bakalım iddialı bir menüyle geleceğim dedi. Yarın mutfak onda göstersin marifetini, alsın puanları. Her zaman dediğim gibi mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovası da sile sile dolan. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.